Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz gençler. 40 soru serisi AYT Matematik kampımızın artık geldik bugün sonuncu gününe. Evet gençler konumuz integral olacak ve integral ile alakalı bu sefer yine o 40 soru serisinde her zaman yaptığımız gibi birbirinden güzel kaliteli ÖSYM ayarında tadında tarzında 40 tane soru çözeceğiz. Bu videodan sonra ve bu kamptan sonra artık integralle alakalı da bir problemin kalmayacağına göre artık AYT matematik defterini bir güzel dürüp bir köşeye fırlatabilirsin. Evet gençler 40 soru serisi AYT matematik video soru kitabını birazdan bitireceğiz. Yani bu videonun sonunda bitireceğiz. Ve gençler ciddi anlamda çok güzel kamplar oldu. Yani bu seriyi tamamladığım için kendime gurur duyuyorum. Sizlere de faydası olduğunu düşünüyorum. 40 soru serisi TYT matematikle başlamıştık. Daha sonrasında 40 soru serisi problemler kampına başladık ve bitirdik. Ve daha sonrasında 40 soru serisi AYT matematiği de işledik. Ve toplam 1080 tane birbirinden güzel soruyla bu kampı tamamladık. Umarım sen de bu 3 kampı tamamlamışsındır. Bu 3 kampı tamamlayan arkadaşlarım. Şöyle yorum kısmına falan yazabilirlerse Ne durumdalar netlerin ne durumda Hani bana güzel mesajlar geliyor Eyvallah ben onları görüyorum Bana çok güzel mesajlar geliyor İşte hocam e, TYT'de 17 net civarına takılı kalmıştım. Bir türlü ilerleyemiyordum. Ama sadece TYT Matematik kitabını bile bitirdikten sonra netim 22'lere 23'lere çıktı. Size ne kadar hayranlık duyduğumu anlatmak istiyorum, söylemek istiyorum diye. Daha sonrasında problemler kitabını çözenler netlerini 28'lere 29'lara sabitlediler. Ki o netlerden yani 16-17'lerden 28-29'lara çıkartmak çok büyük bir olay arkadaşlar. Yani hani basit küçümsenecek bir olay değil bunlar. E tabii 28 29'a sabitleyen arkadaşlarım vardı ki bunlar bir, bir, birebir yüz yüze ders yaptığımız arkadaşlarım ki e, onlarla bu şekilde kampları da bitirdik. Yani yüz yüze bitirdik biz bu kampları. E, anlamadıkları, çözemedikleri sorular için de videolara yönlendirdim. E, onlar da netlerini hani böyle 28 29 yaparken birden kendilerini 34 35'lerde, bazen 36'larda görüyorlar. Çok Hı. mutlular ki AYT matematik için de aynı şey geçerli gençler. E, kitaplarımızın linkleri Açıklama kısmında mevcut oradan tek tıkla satın alabilirsin ki fiyatlarını da gayet olabildiğince öğrenci dostu yapmaya gayret gösterdim biliyorsunuz ki ekonomik kriz var ülkede son 3 yıldır enflasyon zaten diz boyu diz boyu değil boyumuzu da geçti gerçi de enflasyon sevgili arkadaşlarım boyumuzda geçer seviyede artık yapacak bir şey yok ama ülkemizi seviyoruz yani vatanımıza hayranız eyvallah keşke enflasyonda bu şekilde olmasaydı keşke ekonomik kriz olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Bundan kaynaklı üzgünüz eskiden 15 liraya 2 tane kitap alınabiliyorken şimdi 15 liraya fotokopi bile çektiremiyoruz maalesef. Ama yine de olabildiğince kitapların fiyatlarını uygun biçimde sizlere sunmaya gayret gösterdim. Bunun içinde ciddi anlamda bazı şeylerden feragat ettim arkadaşlar. Yani buna gönül rahatlığıyla inanabilirsiniz, güvenebilirsiniz. Bazı şeylerden feragat ettim ve dedim ki hani... Ee, bu şekilde olmuyor. Öğrenci kazansın dedim. Hani e, onların cebindeki 3 kuruşa da göz dikmeyelim dedim ve bu şekilde de sevgili arkadaşlarım kitapların fiyatlarını da uygun biçimde sizlere sundum. Evet gençler 40 soru serisi geometri istiyorsunuz ama hani bunu yapacak e, şu an bir enerji evet yazıyorum 40 sorusu 40 soru serisi geometriyi yazmaya başladım. Yazıyorum, çözüyorum, çiziyorum. Ama hani sınava zaten 102 gün civarında bir zaman dilimi kaldı yetişir mi bilemem e, yetiştirirsem ne zamana yetiştiririm yani son mesela örnek veriyorum 60 gün kala bu kitabı çıkarsam sizin için bir kıymeti olur mu bunu da bilmiyorum yani yorum kısmına bunları da yazarsanız memnun olurum diyelim ve gençler artık 40 soru serisi integral'e başlayacağız. Birbirinden güzel sorular var. Çözmek için sabırsızlanıyorum ama kitap bitmesin diye de bir yandan bitecek diye de üzülüyorum. Kitap bitmesin diye de dua ediyorum ama mecbur bitecek arkadaşlar. 96 sayfalık kitabı da bu videoyla beraber gömmüş olacağız. Geçelim dersimize. Evet ilk sorumuza beraber bir bakalım gençler. 40 soru serisi 10. bölümdeyiz artık. integralde ilk sorumuz. integrali ilk defa söylüyoruz. Hadi bakalım. İntegral fx bölü x küp dx 6x artı c'yi eşitmiş f türev 2 soruluyor. Bak çok rahat e, profesyonel davranacaksın. E, neydi çok rahat çok profesyonel diye bir olay var ya. Biraz da böyle e, tabi görsel açıdan şova dayalı olaylar da gerekiyor bazen hani. Bu şey değil hani şov yapmaktan kastımız e, boş bir şovdan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yani mesela ben ilk e, arabayı babamdan kaçırdığımda <laughs> ilk kez arabayı kaçırdığımda gençler babacım özür diliyorum senden ama yapacak bir şey yok yani genç adamız arabayı da kaçıracağız yani. İlk arabayı kaçırdığımda e, heyecanım vardı tabii ki ama şöyleydi ben hep e, sadece araba olayında değil diğer olaylarda da öyle. Önce işin görsel kısmını oturturum. Hani profesyonel görünmeye çalışırım. Arabayı bile kaçırdıysam onu bile profesyonel kullanmaya gayret gösteririm. Hani böyle siz şey bilirsiniz böyle hani arabayı kullanırken sola bakacağınız zaman acemi şoför şöyle bakar mesela ama yani usta şoför şöyle hallettim mi tamam her şey onun kontrolü altındadır. Ee, orada bile böyle bir profesyonel hareketler sergilemeye çalışırdım ki önce işin profesyonelliğini hallederdim yani burada rahat olmak profesyonel olmak onun gibi görünmek profesyonel gibi görünmek bizim için çok değerli ki integralde de öyle ee, ben soruları çözdükçe ne kadar kolay olduğunu zaten anlayacaksın Sadece ufak bir düşünce tarzı gerekiyor bize o düşünce tarzını oturttuktan sonra sorular zaten çok basit olduğunu göreceksin. Önce profesyonellik önce rahatlık arkadaşlar lütfen rica ediyorum aman diyeyim heyecana heyecana gerek yok sınav esnasında bu olayı oturtun lütfen. Şimdi abi bana F'in türevi lazım e, elimde F yok bak F şurada var ama F yok niye yok? E çünkü F'i elde etmemişiz daha ben bu F'i nasıl elde ederim? Ben bunların her iki taraftan türevini alırsam yani d bölü dx ve d bölü dx yaparsam arkadaşlar her iki taraftan türevini aldığım takdirde buranın türevi bak integralin türevi zaten içerinin aynısını vereceğinden o halde derim ki ben içeride sadece ama sadece fx bölü x küp kaldı derim. Ve daha sonrasında eşittir sağ tarafta da şuranın türevine 6 bitti. Yani 6x artı c'nin türevi de 6. x küpü karşıya fırlatırsam fx benim elimde patlar. fx eşittir 6x küpmüş çok güzel. E f'in türevi lazım bana. O zaman f'in türevini de bulalım. f'in türevinde x eşittir. Bunun türevini alırsam 18x kare yapar. E f'in türevinde 2 sorulmuştu. f'in türevinde 2 eşittir. 18 çarpı 2'nin karesi 4'tür. 4 kere 18'e bana 72'yi verir. Demek ki cevabımız da c şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Bu kadar basitti sevgili gençler. Devam ediyorum ikinci sorumdan. C1 ve C2 gerçel sayılarmış arkadaşlar. İntegral fx dx gx artı c1'e integral hx dx'e tx artı c2'ye eşitmiş. Buna göre diyor integral 4 fx eksi 2 hx dx eksi 2 gx ifadesinin eşiti nedir? Şimdi ben e, şu kısmı şu içerideki kısım var ya onu farklı farklı integrasyonların içine koyacağım. Bak şimdi iyi dinle beni. İntegral 4'ü dışarı attım fx dx dedim. Daha sonrasında eksi 2 çarpı integral hx dx dedim. Ve bir de bunun dışında ne var? 2 tane gx var ekstradan. Onu da lütfen unutmayalım. O integralin içinde falan değil Aman diyeyim şaşırma. Şimdi yani fx dx'in yani fx'in integrali neymiş? gx artı c1 yazalım. gx artı c1. Tabi parantez içerisinde 4'ü bununla çarpacağım. Eksi 2'de neyle çarpacağım? hx'in integrali yani tx artı c2 ile çarpacağım eksi bir de bundan 2 tane gx çıkaracağım tamam mı? 4'ü içeri dağıttığım takdirde 4 tane gx artı 4 tane c1 gelir eksi 2 tane tx ve eksi 2 tane c2 gelir ve eksi en son 2 tane gx'imiz kalıyor değil mi? şimdi beni iyi dinliyorsun 4 gx'den 2 gx'i çıkarırsam tabii ki 2 tane gx kalacak bunda sıkıntı yok daha sonrasında bir de şuradaki eksi 2 tx'imizi yazalım yazdık burada ne var hocam? 4 C1 eksi 2 tane C2 var. Şimdi ben bunu bu şekilde mi yazacağım? Şıklara bakıyorsun hiçbiri yok. Ne C1 var ne C2 var. Sadece C var. Arkadaşlar 4 yani C1 sabitti. 4 C1 de sabittir. C2 sabitti. Eksi 2 C2 de sabittir. E, sabitten sabiti çıkarırsam bir tane elinde sabit kalacağını bilirsin. Ona da C deriz. Tamam. 2 Gx eksi 2 Tx artı C bana D şıkkında verilmiş. O halde cevabımız da D denizde olacaktı gençler. Evet bu da güzel bir soruydu. E, ufkunuzu açacak cinsten bir soruydu. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda. İkinci türevinde fx 12x artı 8'miş f'in. Ve diyor ki f türevi 5 190'dır. f de 11'dir. Buna göre f2 kaçtır diye soruluyor. Şimdi beni iyi dinliyorsun. Tamam mı? Bak al eline kalemi benle beraber yaz. Hocam ikinci türevi biliyorsam birinci türevi ulaşabilirim. Artık integral biliyorum çünkü. F'in birinci türevinde x elde edebilmek için şunun integralini almam lazım. 12x'in integrali 6x karedir. 8'in integrali 8x'tir. Artı bir de sabit bir terimi olabilir bunun. Artı C dedim ona da. Hatta C1 diyelim. Artı C1. Niye C1 dediğimi birazdan anlayacaksın. Şimdi F türev 5'i vermiş. Niye vermiş? Ee, buradaki C1'i hesaplayabilelim diye. O zaman şöyle diyorum ben. F'in türevinde 5'i hesaplayalım. 5'in karesi 25, 6 ile çarptım. 150. 8 kere 5, 40 yapar. Artı bir de C1'imiz var. E şimdi burası 190 artı C1 yaptı. Bu 190 artı c1 neye eşitmiş? 190 o zaman c1 dediğimiz sabit sayı burada kaçmış? 0. O halde artık burası 0 ise ben f türev x'i bir daha baştan yazıyorum. f'in türevinde x eşittir 6x kare artı 8x'miş. Yani neyimiz yok bizim burada sabitimiz 0 değil mi? Pekala sabit terimi de elde ettik bu şekilde. Devam edelim şimdi fx'i bulabilir miyim? Hocam fx'i de buluruz. Bunu nasıl bulacağım ben? Şunun bu sefer integralini alacağım. Yani f türevini integralini alırsam da bir üst kademeye geçerim. fx'e geçerim. Bunun integrali de 3 şu tarafa atarsam yani başa atarsam 2x küp kalır. Bak bunun türevini aldığın zaman 6x kare gelir. Bunun integrali de gençler 4x karedir. Artı bir de tabii ki c2'miz olur. Az önce demiştim ya neden c1 dediğimi anlayacaksın. Çünkü iki tane sabit var. Sabit kullanacağız. İki kere integral alacağımız için. Buna da c2 dedim. Şimdi bana F1'i niye vermiş? Buradaki C2'yi hesaplayabilirim diye. Hadi hesaplayalım. F1 eşittir. 2 artı 4 artı C2. Eşittir kaçmış? 11. Şimdi hocam şurası kaç yapar? 6. 6'ya ne eklersem 11 gelir. Tabii ki 5. Yani c 2miz de 5'miş. O halde fx dediğimiz fonksiyon aslına bakarsan 2x küp artı 4x kare artı 5'in ta kendisiymiş. Bizden istenen ne? F2. O halde ben burada 2'yi yerine yazarım. 2'nin küpü 8, 2 ile çarptım 16. 2'nin karesi 4, 4 ile çarptım 16. Artı bir de 5'imiz var. 32, 5 daha bana 37'nin ta kendisini verir. Demek ki cevabımız D seçeneğinde verilmiş deriz sevgili arkadaşlar. Gayet tatlı soruydu. İntegrali iki kere uyguladık. Ve hem sabitleri bulduk. Hem sabitleri bulduktan sonra da f 2 yerine yazıp sonuca gittik gençler. Dördüncü sorumuza doğru artık ayaklanıyoruz. Dördüncü soru çok tatlı bir soru, çok güzel bir soru. ÖSYM'nin sevebileceği türden bir soru sorabileceği türden de bir soru. O yüzden beni dikkat de fayda var. Çünkü çok güzel kazanımları var. Şimdi n2'den büyük veya eşit olmak üzere fnx diye bir fonksiyon verilmiş bize. Özel bir fonksiyon. Çünkü şuradaki n var ya arkadaşlar. O n'yi şurada kullanıyor. Bak x üzeri n bölü x kare artı 1. Yani payda sabit olacak diyor x kare artı 1. Onu değiştirmeyeceksin diyor ama şuradaki n'ye göre o n'yi şuraya yazarak fonksiyonu değiştirebiliyorsun diyor. İntegral alınacak fonksiyonu değiştirebiliyorsun. Şimdi Buna göre f4x ile f6x'in toplamının sonucu nedir? Şimdi f4x dediğimiz şey ne? İntegral x üzeri 4 bölü x kare artı 1 dx'dir arkadaşlar. Bu f4x. Bununla neyi toplayacakmışım? f6x'i yani x üzeri 6 bölü x kare artı 1. Şimdi paydalarımız eşit. Ben integralin özelliği sayesinde şunu biliyorum. İki integral bu şekilde toplanıyorsa o zaman ben fonksiyonları önce toplarım. Yani x üzeri 4 artı x üzeri 6 bölü payda kısmına da x kare artı 1 yazarım. İşte bunun integralini alırım derim. Bu integralde de içerideki fonksiyon için şunu uygulayalım. Ben bunu x üzeri 4 parantezine alacak olursam 1 artı x kare gelir. Bölü alt kısımda x kare artı 1'imiz var. Ve dx'imizi de yapıştırdık. E şimdi buraya bakıyorsun 1 artı x kare ile x kare artı 1 birbirini götürüyor. Demek ki benim integrali alınacak, alınacak fonksiyonum aslında sadece ama sadece x üzeri 4. Peki x üzeri 4'ün integrali nedir? Tabii ki de x üzeri 5 Bölü 5 artı bir de sabit terimimiz vardı bunu unutmayalım. X üzeri 5 bölü 5 artı C bize cevabı verir. Cevabımız D şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Görüyorsunuz ne kadar bak şu olayı yapıyorsan. Yani şurada X üzeri 4 parantezini alıp buradan aynısını geleceğini görüyorsan. Tamam artık soru senindir. Senin önünde kimse duramaz artık. Tamam yani sınav esnasında artık e, hata yapabilmen için işlem hatası falan yapman lazım. Onu da yapmazsın herhalde Allah'ın izniyle. Evet gençler. İlk sayfamız bitti. İlk sayfamız bu şekilde görünüyor. Umarım senin de sayfaların derli topludur ve tamamını doğru yapmışsındır. ilk sayfadaki soruların tamamını. Beşinci sorumuzdayız. Ne diyor bakalım. Şimdi biraz karmaşık gibi görünüyor. Ee, ama gayet güzel ve gayet tatlı. Ee, seni en çok zorlayacak olan integral sorularından birisidir. O yüzden dikkati dinlemende fayda var. Aç algılarını beni iyi dinle. Birazcık kalemlerimi kalınlaştırmak istiyorum. İnce olunca çok ince oluyor. Kalın olunca çok kalın oluyor. Sinir oldum bugün. Şimdi bakın arkadaşlar. Karman çorman bir ifade. Ben bunun integralini nasıl alacağım? Yani insan evladına yapılmaz şu. Ben şunu dördüncü kuvvetini nasıl açayım? Niye açayım? Neden açayım? Hadi bunu açtım. E bunlar nasıl çarpacağım? 12'yi dışarı atmak var elimize sadece. Bir tek onu yapabiliyoruz. Onu da niye yapalım yani durduk yere? Yapsam ne işime yarayacak? Şimdi gençler iyi dinleyin beni. Şu sarıyla işaretlediğim kısım var ya. 6 çarpı x üzeri 4 artı 6 x kare x 5. Ben diyorum ki iyi dinle. 6 x üzeri 4 artı 6x kare eksi 5. Ben buna u demek istiyorum. Ahanda değişken değiştirme. He, çaktın köfteyi değil mi? Şimdi bunun şimdi bunun diferans bulalım. Yani türevini alıp sonuna dx yazalım. 24x küp artı 12x 5'in türevi zaten 0'dı. dx dedim. Eşittir du oldu. Bunu da 12 parantezine alacak olursam 12 parantezinde 2x küp artı x dx eşittir du olur. Ve gençler dikkat edin şimdi. Ben şuraya u demiştim. U'nun dördüncü kuvveti var artık. Şu kısımda bak. 12 çarpı 2x küp artı x dx de du'nun ta kendisi oldu. Gördünüz mü? Yani gençler bizim integralimiz neymiş? U bak şurası u üzeri 4 U üzeri 4. Şurası neymiş? 12 çarpı bilmem ne. Orası da D uymuş. Ana bitti soru. Bunun integralini herkes alır. U üzeri 5 bölü 5. Şu kuralı babama öğreteyim o da alır. Artı C. Tamam U neydi hocam? U hocam şurasıydı. Demek ki ben bunun 6x üzeri 4 artı 6x kare eksi 5'in 5. Beşinci kuvveti diyeceğim. 5'e böleceğim. Artı C diyeceğim. İşte cevap bu sevgili gençler. Bunda şıklar birbirine çok benzeyebilir. İnşallah şu an ben de hata yapmam. Hangisine verilmiş cevap? 6x üzeri 4 artı 6x kare eksi 5 şu değil. Bölü 5'te olan şu da değil, şu da değil. Ee, bakalım şu sanki ya. B gibi değil mi? B aynen. Aynen burada 6 falan yok. B cevap arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa dedik. Yolumuza devam edelim şimdi 6. sorumuzda Px diyor bir polinom. Polinom tamam. P türev x ile... Px'in integrali toplanınca 6x üzeri 4-2 x küp artı 7x kare eksi 12x gelmiş. Şimdi buna göre Px-1 polinomunun x-2 ile bölümünden kalan. Şimdi buranın köküne x-2 mi? Bunu getirdin şurada yerine yazdın. 2-1'den 1 geldi. Yani bizden P1 isteniyor. Sevgili arkadaşlar kalan sorulmuş. P1 isteniyor dedik. Şu an şu cümleyle işimiz kalmadı. Bizim ilgileneceğimiz cümle şu. P1 kaçtır? Tamam. Şimdi burayı iyi dinle. Px'in Derecesi, ense, derecesi n ise p türev x'in derecesi n eksi 1 oluyordu. E şimdi integral px'in integral px'in derecesi de sevgili arkadaşlarım o zaman şunun bir fazlası yani n artı 1 olur. Çünkü türev alınınca derece 1 azalıyor ama integral alınca derece 1 artıyordu hatırlarsan. Şimdi o halde ben diyorum ki burada en büyük dereceli terimler ne? x üzeri 4 ve x küp değil mi? O zaman ben integral p integral p x dx'i kesinlikle dördüncü dereceden seçeceğim. Ee, o zaman şu da ikinci dereceden olur. Yani içerisinde yani P türev x'in içerisinde ikinci dereceden bir ifade olduğu için x küplü bir terim de olmaz. O zaman şuradaki 6x üzeri 4 ile 2, eksi 2x küplü ifade kesinlikle integral Px'in içerisinde bir ifadedir. Yani 6x üzeri 4 eksi 2x küple başlar bu. Artı devam ediyorum şimdi. Ax karemiz olsun. Bx'imiz ve bir tane de c'miz olsun derim. Şimdi siz bana Px'i hesaplayabilir misiniz? Tabii ki de. Nasıl? Bunun türevini alırsam Px kalır elimde. Alıyorum 24x üzeri 3 eksi 6x'in karesi artı 2ax artı b dedim. Şimdi bana bu lazım değil ama ne lazım? Tabii lazım da P1'i bulmak için lazım. Bir de bana P türev x lazım arkadaşlar. P türev x de bunun da türevini alırsam artık 72x kare. Eksi 12x artı 2a gelir. Şimdi beni iyi dinle. Hocam ben şununla şunu toplayınca ahanda şurası gelecekmiş bak. Şimdi ben bununla bunu toplarsam 6x üzeri 4 ve eksi 2x küp zaten burada var. Okey onda bir sıkıntı yok. Şimdi 72x kare ile ax kareyi toplamış 72x kare bulmuş. O zaman bu ax kare 0 yani a'nın 0 olması gerektiğini dile getirebiliriz. Bir de buradaki eksi 12x ile bx'i toplayınca yine eksi 12x gelmiş. O zaman buradaki bx de 0. Yani b de 0 arkadaşlar. Ana ne güzel. Şimdi a 0 b 0 ise cort cort gitti mi gitti. E, bizim elimizde px polinomu artık sadece şu şekilde mi kaldı? Evet. E benden p1 isteniyordu ya. O zaman yerine yazalım. p1 eşittir. 24 eksi 6'dır. Ve tabii bu da bize 18'i verir. Doğru cevap da Bursa seçeneğinde verilmiş diyebiliriz. Altıncı sorumuzda çözdük mü gençler? Çözdük. Şimdi nereye geçiyoruz? Yedinci soruya. Hazır mıyız? Hazırsınız. Devam o zaman. x çarpı fx dx. x üzeri 4 artı 2x küp eksi x'miş. Ben şimdi burada yani resmen işlem yaptırmaya çalışmış bana. Bu soruyu kim yazdıysa ona selamımı iletim. Evet gençler X'e bölelim her iki tarafı. Bu X gitsin. Burada bunun işi yok. Burayı da X'e bölersem eğer burası artık X küp artı 2X kare eksi 1 gelir. Aslına bakarsan integral fx dx integral fx dx x küp artı 2x kare eksi 1'miş. Tamam bunu bulduk. Şimdi benden ne isteniyor? dfx bölü dx yani f türev x isteniyor. Bu ne demek? fx'in x'e göre türevini al demek. Yani f türev x'i bul diyor. E ben şimdi fx'i bulayım önce o zaman. Her iki tarafın türevini alırsam fx yalnız kalır burada. Bu da 3x kare artı 4x'tir. Şimdi bunun da türevini alırsam f türev x gelir elime. F türev x de 6x artı 4'tür. Bakın soru bitti. 6x artı 4 cevaptı. doğru cevap A şıkkında verilmiş deriz. Devam o zaman 8. soru. Hadi bakalım. dy bölü dx. Bak çok iyi dinle bu soruyu. Lütfen algılarını aç iyi dinle bu soruyu. dy bölü dx eşittir y demiş. Yani bu ne demek? Şurası ne demek arkadaşlar? Y türev demek. Y türev Y'ye eşitmiş. Yani türevi kendine eşit olan bir fonksiyondan bahsediyor. O zaman şunu da söyleyebilir miyim? F türev X de F X'e eşittir. Niye? Çünkü Y eşittir F X demiş. Yani burası F de, burası da F türev X'tir. F türev X de F X'e eşittir o zaman. Tamam güzel bu bizim işimize yarar. Bu kalsın cepte. Bizden istenen şu integralin sonucu kaça eşittir diye soruluyor. Bak şimdi ben bunu şu şekilde yazacak olursam. integral F kare X çarpı F X D e eşit midir bu? f küp x. Sonuç olarak f kare ile f'i çarparsam f küp gelir. Peki eşit güzel. Ben bunu şu şekilde yazsam. f kare x çarpı madem f x f türev x'e eşit. f türev x dx yazsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. O halde diyorum bak. Ben burada f x'i gidip u seçersem. f türev x dx eşittir du olur. Doğru mu? O. Aynen. E şurası u'nun karesi burası da du. Artık fonksiyonum benim şudur. İntegral u kare du'dur. Ana bitti. U karenin integrali ne? U küp bölü 3 hocam. E tamam çok güzel. E şimdi u dediğim şey neydi? E fx'ti. O zaman demek ki f küp x bölü 3. Artı bir de neyimiz olacak? C'miz olacak tabi e, belirsiz integral olduğu için. F küp x bölü 3 artı c bana c seçeneğinde verilmiş. Doğru cevap da c deriz. 8'i de böylelikle çözdük. Sayfamızı uzaktan bakalım. Bak ben çözdüğüm zaman sana çok kolay gelmesi çok normal. Bak vallahi ben çözünce çok kolay gelir. Bu, bu zamanı da bana da öyle oluyordu. Serdar hocam vardı benim. Matematikçi, matematik hocam. E, o çözünce her şey çok basit geliyordu. Ama ne zaman ki desek hadi siz çözün. E, soruya nereden başlayacağımı bilememeler başlıyordu. Soruyu okurken daha sıkılmalar başlıyordu. Hep de içimden şey diyordum. Serdar Hoca çözünce çok kolay oluyor da ben çözemiyorum falan diyordum. Ama allem ettim, gallem ettim. Bu işin triğini öğrendim. Yani dedim ya rahat olmak gerekiyor. Yani en kötü ne olabilir? Yani en, ya türev alıyorsun ya integral alıyorsun. Yani hani bir işin ucundan f'in türevini, p'nin türevini, p'yi, işte px'in integralini falan bulunca zaten bir şeyler ortaya çıkıyor. Korkma sorudan. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi geldim. 9'a arkadaşlar. 9. sorumuz için şöyle ekrana biraz yaklaşalım ve çözelim sorumuzu. Diyor ki f türevi 2x çarpı f kare 2x dx integralinin eşiti nedir? Şimdi türevinin ve kendisini gördün mü gördün? Tamam, sakin oluyorsun önce. Diyorsun ki f 2x. Ben burada türevi alınmamış olana u demek isterim arkadaşım. E şimdi bunun diferansiyelini bulursam f türev 2x çarpı içinin türevi çarpı du dx özür dilerim dx eşittir du olacaktır. Şimdi bana ne lazım? Bak soruya bakıyorsun f türev 2x dx lazım. Bunda çarpım durumunda yer değiştirebiliyor ya bunlar. f türev 2x çarpı dx. E bak burada ne var? f türev 2x çarpı dx var. He, bana lazım olanı ben buradan bulabilirim. f'in türevinde 2x dx 2'yi karşıya attım. du bölü 2 olmuş oldu. Güzel. Şimdi ben integrali baştan yapıyorum. Baştan yazıyorum. İntegral. Şuraya u demiştim. U'nun karesi oldu. Bir de ne var? Du var. E hocam bir de bölü 2 vardı. O bölü 2'yi de dışarı yazabiliriz. Güzel. Şimdi ben bunun integralini alırsam. 1 bölü 2 çarpı. U kare nedir? U karenin integrali. U küp bölü 3'tür. Artı bir de c'miz olacak. Yani benim cevabım u üzeri 6. U üzeri 3 bölü 6 artı c olacakmış. U dediğim şey neydi? f 2x'ti. O halde f küp 2x bölü 6 artı c bana cevabı mis gibi verir tertemiz. f küp 2x bölü 6 artı c de a şıkkında mevcut sevgili gençler. Devam 10. soru. 10. sorumuz şöyle ekrana sığdı güzel. Şimdi bakalım soruya. E, aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Tamam. Burada ne var? fx çarpı g türev x Tamam eksi 2'den 3'e belirli integral. Burada ne var? Gx çarpı f türev x. Ha bak bir f'in kendisi g'nin türevi. Bir de g'nin kendisi f'in türevi var. E ben bunları tek çatı altında toplasam. Yani şöyle eksi 2'den 3'e kadar. fx çarpı g türev x. Artı gx çarpı f türev x. Bu şekilde yazsam olmaz mı? Ha, bence olur. Gayet tatlı olur. Şimdi arkadaşlar Şurası var ya f çarpı g türev g çarpı f türev var ya. Ben bunun aslında türevde çarpımın türevi olduğunu neyin çarpımın türevi f ile g'nin çarpımının türevi olduğunu biliyorum. O halde artık ben bu kısmı şu şekilde yazarım. Eşittir dedim. integral eksi 2'den 3'e kadar fx çarpı gx'in türevinde dx. Bak bu şekilde yazarım. Şimdi şurada ne var? 2 tane fonksiyonu çarpmışız. Türevini alıp integralini almışız. E şimdi türevini alıp integralini alırsan aynı şeyle karşılaşırsın. Neresiyle? f çarpı g ile karşılaşırsın. O halde fx çarpı gx dedim. Bunun integrali budur. Nereden nereye? Eksi 2'den 3'e kadar hocam. Peki bu ne demektir? Şimdi bak buraya yazıyorum. fx çarpı gx'de önce 3'ü yerine yazacaksın. f3 çarpı g3 f3 çarpı g3 daha sonrasında bir de eksi 2 yerine yazıp çıkaracaksın. F eksi 2 ile G eksi 2'nin çarpımını da çıkaracaksın. Sonuç bize cevabı verecek. F3 kaçmış hocam? F3 1'e gitmiş. E G3 de 1'e gitmiş. Eksi. F eksi 2 o da 2'ye gitmiş. G eksi 2 de 2'ye gitmiş. Demek ki 1 kere 1 1. 2 kere 2 4. 1'den 4'ü çıkardım. Cevap eksi 3 olacakmış. Yani cevabımız E şıkkında verilmiş diyeceğiz gençler. Evet onu da çözdük. Şimdi devam ediyorum 11 ile. Bize böyle bir polinom fonksiyon verilmiş. Dördüncü dereceden bu fonksiyon. Sıfırdan ikiye kadar f türev x çarpı 3x artı 5 eksi 3 fx bölü 9x kare artı 30x artı 25 ne kadar okuması da karışık. Yazması da karışık. Anlaması da karışık. Ne yapacağız? Hocam önce sakin olacak. Önce sakin. Sakinlik bu işin ee, püf noktası. Şimdi düşünelim. F'in türevini almış. 3x artı 5 ile çarpmış. Sonra bak bir de burada 3x artı 5'in türevi var. 3 bir de f ile çarpmış. Altında da 3x artı 5'in karesinin olduğunu görüyorsun. He. Demek ki bu. Demek ki bu. fx bölü 3x artı 5'in bölümün türevi uygulamış buraya. Bunun türevinde sıfırdan 2'ye kadar integral almış. Ve sonra da dx'i yapıştırmış. dx'i yapıştırmamış biz yapıştıralım. Orada bir hatamız var değil mi? dx ol olması lazım. Evet. Şimdi bunun türevinin integrali yine kendisini verecek. Yani fx bölü 3x artı 5'i bulmuş olacağız. E peki nereden nereye? 0'dan 2'ye hocam. E tamam güzel. O zaman ben 2'yi yerine yazarsam f 2 bölü 2 yerine yazdım 11 geldi. Eksi 0 yerine yazıyorum f 0 bölü 0 yerine yazdım 5. Biz bunun sonucunu bulursak cevabı da buluruz. F 2 dediğimiz şey kaçtır? 2'nin karesi 16 artı 2 kere 2 4 eksi 3 17'ymiş. 17 bölü 11 eksi f0 dediğimiz şey şunlar gider eksi 3'tür. Eksi 3'ü buraya yazarsam şurayı şöyle artı 3 diye düzeltelim. 0 yerine yazarsam 5 gelir. Yani 17 bölü 11 ile 3 bölü 5'i topla demiş bana. E ben burayı 5 ile genişleteyim. Burayı 11 ile genişleteyim. Üst taraf 85 artı 33 olur. Alt tarafta 5 kere 11'den 55 gelir. 85 33'ü 33 toplarsam 100 kaç gelir? 118 gelir. 118 bölü 55 de sadeleşmiyor bize cevabı verir. Doğru cevap C şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlar. Ve 12. soru. 12. soruyla devam edelim. Aşağıda f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Bak bu bir türev grafiği. Ben sana türev grafiklerinde ne yapman gerektiğini söylemiştim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Özellikle türev çözerken bunun türev grafiği olduğunu unutmamak için buraya bir işaret koyun arkadaşlar. Unutmayacağınız bir işaret. Buna göre demiş sıfırdan 5'e kadar 2 çarpı f türev x çarpı f'in ikinci türevinde x. Bak şimdi olaya olaya bak şu şunun sağdaki soldakinin türevi değil mi? O zaman ben şunu diyeceğim. F'in türevinde x eşittir u olsun. O zaman F'in ikinci türevinde x dx eşittir du'nun ta kendisi olacaktır. Şimdi iyi dinle. Ben şuna u dedim. Güzel. F'in ikinci türevinde x dx de yani şurası o da du oldu. Bir de burada ikimiz var. O ikiyi de dışarı atalım şöyle. O iki de dışarıda nevalansın olaydan. 2 çarpı integral ne oldu? U, D, U, mu oldu? Yalnız bir dakika dur. Şimdi şu değişkenler 0 ile 5 x'in değişkenleriydi. Yani x'in değer aralığıydı. E biz burada u'ya çevirdik olayı. Hala 0 ile, x, 5, 0 ile 5 yazmalı mıyım? Tabii ki de hayır. Şimdi o zaman şunu yapalım. E, 0 için yerine yazalım. Yani x 0 olunca f türev 0. F türev 0 zaten bu f'in türevinin grafiği olduğu için f türev 0 4'müş bak burada 4'ten geçmiş. Demek ki alt sınırımız 4. F türev 5 de gördüğünüz üzere nereye gitmiş? 2'ye gitmiş. Demek ki 4'ten 2'ye kadar u, D, u yapacağım. Şimdi 2 çarpı u'nun integrali u kare bölü 2'dir. Nereden nereye? 4'ten 2'ye kadar yazmamız gerekiyor. E şimdi buraya bakıyorsun 2'ler sadeleşiyor. Şimdi u kare kaldı. U kare de önce 2'yi yerine yaz. 2'nin karesi 4. Sonra 4'ü yerine yaz. 4'ün karesi 16. 4'ten 16'yı çıkar. Cevabı bul. Eksi 12. Cevabımız da E şıkkına verilmiş Ders. Bu sayfayı da bitirdik. Şöyle uzaktan bir bakalım sayfamıza. Gayet temiz düzenli. Ee, senin de sayfan inşallah bu şekildedir. Derli toplu düzenli ve tamamını doğru yapmış bir şekildedir. Yapmışsındır inşallah. <laughs> i̇nşallah. 13. soru. Aşağıda hep fonksiyonun grafiği verilmiş gençler bize. Ve diyor ki Eksi 5'ten k'ya kadar fx dx 22 olduğuna göre k kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu eksi 5'ten k'ya kadar fx dx demek aslında bakarsan fx fonksiyonuyla x ekseni arasında kalan bölgenin alanı demektir. E, bu fx fonksiyonunun tamamı da x eksenin üzerinde olduğuna göre ben bunun kesinlikle alan olarak bize belirtildiğini biliyorum. Eksi 5'ten k'ya kadar diyor ya x'ler eksi 5'ten k'ya kadarsa ben şuraya eksi 5 diyeyim önce tamam mı? Şimdi K dediğimiz yerde bilmiyoruz ne tarafta olduğunu. Önce bir alan hesaplaması yapalım. Ee, şu kısmın alanı, şimdi sana şöyle renkli renkli göstereyim. Şu kısmın alanı arkadaşlar, 2 kere 5'ten 10'dur. Şimdi geldim şu kısma. Şu kısmın alanı nedir hocam? Bu kısmın alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağım. Yani 2 çarpı 3 bölü 2'den. Bu kısmın alanı da 3'tür. 10 artı 3 bize 13'ü verdi. Şimdi demek ki K dediğimiz yer şuralarda bir yerde. Şöyle gösterelim. Tamam, şurası da K olsun. Ee, demek ki gençler şuradaki kısmın alanı hani 13'ün üstüne ne eklersem 22 olur? Tabii ki 9 eklersem. Demek ki burası ne olacakmış? 9 olacakmış. Bu alanın 9 gelebilmesi için ne lazım? İyi dinle beni. Şurası kaç birim? 1. Peki şurası kaç birim? 2. Yani eğim neymiş? Burada 2. Şimdi hocam şu K'dan 3'e kadar olan kısım kaç birim? K 3 hocam. Demek ki burası 2K eksi 6 birim olacakmış. Bak eğim 2 ise buranın da eğimi 2'dir. Niye? Bura doğrusal çünkü. Doğrusal. E buraya baktın 2'ye 1 o zaman burası da 2'ye 1 olmak zorunda. Dolayısıyla 2K eksi 6'ya K eksi 3 dedim. Çok güzel. Şimdi hocam ne yapacağız? Şimdi şunu yaparsın. Demek ki taban K eksi 3. Yükseklik hocam 2K eksi 6. Bölü 2 diyeceğim. Tamam mı? Bu bana neyi verecekmiş? 9. O halde ben şu 2 ile şuradaki 2 ve 6'yı sadeleştirirsem burası da ne gelir? K-3 gelir. Anam ne oldu? K-3'ün karesi geldi. Eşittir 9. Neyin karesi 9'dur? Tabii ki 3'ün. O halde K burada kaçtır? 6'dır. E K kaçtır diye sorulmuş. Cevap B şık. Umarım anlaşılmıştır. Tabi burada K'yı 0 seçersem de eksi 3'ün karesi 9 gelebilir. Lakin K 0 olamaz çünkü 3'ten büyük 4'ten büyük. Tamam demek ki K 6'ymış diyebiliriz. 13'ü de çözdük. Devam ediyoruz 14'le. ile. 4'ten 7'ye kadar f türev x de x 10'muş. Şimdi abi türevinin integrali nedir? Fonksiyonun kendisidir. Yani bunun integrali f x'miş. Nereden nereye kadar? 4'ten 7'ye kadar. Yani bu ne demek? Önce 7'yi yerine yazdım f 7. Sonra 4'ü yerine yazdım f 4. Demek ki f 7'den f 4 çıkınca 10 kalacakmış. Güzel. E bana diyor ki f 7 ile f 4'ün toplamı da 16'dır diyor. E tamam o zaman yazalım. F 7 ile f 4'ün de toplamı neymiş? 16'ymış. Ben bunları taraf tarafa bir toplarım abi. 2 tane F7 gelir. F4'ler birbirini götürdü. Eşittir 26 mıymış? O zaman F7 kaçtır? Tabii ki de 13'tür. Şimdi şurası 13. Güzel. F4'ü bulma zamanı. E F7 13 ise ben bundan F4'ü çıkardığım takdirde de 10 kalıyorsa demek ki F4 kaçmış? Tabii ki de 3'müş. O halde arkadaşlar burası da 3. 3 kere 13 sorulmuş. Cevap 39'un ta kendisiydi. 14'ü de çözdüm. Şimdi 15'teyiz sıra, sırada. Ne diyor? Dx küp diyor. Şimdi bu ifadelerle karşılaşabilir miyiz? Tabii ki de. Niye olmasın? Dx küp demek x küpün diferansiyeli demek. Bir şeyin diferansiyelini bulmak istiyorsan da türevini alıp sonra dx yazarsın. Şimdi x küpün türevini al. 3x kare. Sonra da dx yazdım. Tamam. Mis gibi bak. Bölü x küp artı 1'in karesi. Burada da integral var. Sıfırdan 2'ye. Bizden bu isteniyor abi. Bak dx küpü nasıl kurtardım? 3x kare dx yazdım. Ama türevini al sonra dx yaz. D'nin içinde ne yazıyorsa. Bu yüzden sen dx'i zaten yine dx olarak yazıyorsun. Niye? X'in türevi 1 çarpı dx yani yine dx. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Şimdi sildim burayı. Devam. Hocam burada neyi fark edeceğim? Neye dikkat etmem gerekiyor? Şuna x küp artı 1 var ya. Sen bunun türevini alırsan 3x kare mi elde edersin. Evet bak türevi burada mevcut. O halde diyorum ki x küp artı 1'e ben u dersem 3x kare dx eşittir du olacaktır. Bu bir. Şimdi integrali yazacağım. Burası u kare oldu. Alt taraf üst taraf du oldu. Şimdi geldim sınırlara. Sınırlar benim için önemli. Şimdi ben buna u demiştim ya. Buradaki 0 ve buradaki 2 x'in sınırlarıydı. Şimdi ben u'ya sınırlar yazacağım. 0'ı e burada yerine yazarsam 0'ın küpü 0, 1 ekledim 1. Yani alt sınır 1'miş. Üst sınır için 2 yerine yazarsam 8 artı 1'den 9 gelir. Üst sınırımıza 9'muş artık. Ben bunu çözeceğim. Bu da bana şunu verir. 1'den 9'a kadar u üzeri eksi 2 du'dur. u üzeri eksi 2'nin integrali ne? Üstünü 1 artırdım. u üzeri eksi 1 bölü 1. Yani eksi 1 bölü u'dur. Nereden nereye? 1'den 9'a kadar. Şimdi artık 9'u yerine yaz. 1 9 Eksi 1 yerine yaz. Eksi 1 bölü 1. Yani artı 1 olur burası değil mi? Şu şekilde. Yani bu neymiş? 1 eksi 1 bölü 9'muş. Bu da bana 8 bölü 9'un ta kendisini verir. O halde cevabımız B şıkkında verilmiştir deriz sevgili gençler. Tamam ustaca hareket ediyorsun. Sakin oluyorsun. Tıkır tıkır işlemler zaten birbirini takip ediyor. Burada yaptığımız bazı işlemler nedir? Bir kere türev aldık. Bir kere integral aldık. Başka hiçbir şey yapmadık. Türevin kuralını biliyorsun. Üstünü başa indir. Ee, üstünü bir azalt. İntegralin kuralını biliyorsun. Üstünü bir artır. Artırın sayıya böl. Bu kadar basit. Tamam başka bir işlem yapmadık bile. Evet devam 16. sorumuz. F ve H polinom fonksiyonlar. Ve diyor ki H eksi X eksi H xe eşitmiş. Yani bu ne demek arkadaşlar? H fonksiyonu tek fonksiyondur demek. H tek fonksiyonmuş. Güzel. Şimdi Fx integral içerisinde H küp X H x küp özür dilerim. Artı 3x küp çarpı h türev x küp. Ya bu karmaşık bir şey. Bir şeyler elde edilebilir mi? Edilir. Bir bakalım hadi. f 3te h 27 eşitmiş 2'si de 4'müş f eksi 3 soruluyor. Şimdi hocam ben h x küp dediğim bir olay olsa. Ben bir de bunu x ile çarpsam. Bak bunu fark edeceğim burada ha. Ben bunun türevini aldığım takdirde ne gelir bir bakalım. H'ın türevinde x küp Çarpı içinin türevi 3x kare çarpı yanındaki x artı bu sefer hx küp sabit kalacak. hx küp çarpı x'in türevi 1. Şimdi bakıyorsun buraya hx küp çarpı 1 hx küptür. Bir de buraya bakıyorsun h türevi x küp h türevi x küp çarpı 3x kare ile x'i çarpı 3x küp. He. Demek ki içerisi buna eşit. Yani içerisi neymiş hx küp çarpı x'in türeviymiş gençler ben bunun türevinin integralini alırsam kendisini bulurum. Yani h x küp çarpı x'miş buranın cevabı. Yani fx buymuş arkadaşlar. Tamam fx buymuş. Şimdi bana f3'ün 4'e eşit olduğunu vermiş ya. x gördüğüm yere 3 yazarsam f3 eşittir 3 çarpı h 27 yapar. Tabii bir de ben bunun integralini aldım ya. Artı c'yi de lütfen unutmayın. Belirsiz integraldi çünkü artı c'miz var. Artı c dedim. E şimdi hocam F3 4'tü. E şurası da 4'müş. Bak burada da verilmiş. 3 kere 4 burası 12 yapar o zaman. Şöyle uzatalım. Buraya 12 dedim. O zaman C kaçtır? Tabii ki de eksi 8'dir. Eksi 8 artı 12 4 yapar. E demek ki fx fonksiyonumuz aslında şuymuş. x küp çarpı x eksi 8'miş. Tamam. Olay bu. Şimdi f eksi 3 sorulmuş. O zaman bu sefer x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Böylelikle h eksi 27 gelir. Çarpı eksi 3 olur. Bir de eksi 8'imiz mevcut. E şimdi hocam h fonksiyonu tek fonksiyondu. Yani ben burada h 3'ü yerine yazarsam h eksi 27'yi özür dilerim. Yerine yazarsam bu eksi h 27'ye eşit olacaktır. E h 27 dediğimiz şey 4'tü. Demek ki bu da eksi 4'müş. Yani burası eksi 4. Ben bunu eksi 3'e çarpacağım ve 8 çıkaracağım. E şurası kaç hocam? 12. 12'den 8 çıkarsa cevap ne olur? 4 olur. Demek ki cevabımız a şıkkında tertemiz verilmiş diyeceğiz. 16'yı da bu şekilde çözdük ve bu sayfa tamam kabul birazcık bir tık zordu ama tabi daha zorlarını da göreceğiz gençler merak etmeyin merak etmeyin diyorum çünkü integralle alakalı bütün kazanımları gösterebilmemiz şart. Ee, 40 soru serisinin mantığı bu biliyorsun 17. sorumuzla devam ediyoruz Şimdi bu soru bir üstteki soruya göre yani 16. soruya göre bir tık daha kolay olan bir soru ama yine de dikkatli dinlemende fayda var iyi dinle beni. Diyor ki bana aşağıda verilen f fonksiyonun grafiğine d1 doğrusu eksi 2'ye 1 noktasında D2 noktası da 2'ye eksi 1 noktasında teğettir. Yani şimdi şurası apsisi 2 ise ordinatı eksi 1'miş. Buranın apsisi eksi 2 ise ordinatı da bu şekilde burada 1'miş. Tamam mı? Buna göre eksi 2'den 2'ye kadar f'in ikinci türevinde x dx e, işleminin sonucu nedir diye soruluyor. Şimdi biraz e, karmaşık soruya bir şeyler eklemem gerekiyor. Bak, soruya bir şeyler ekleyeceğim. Ne ekleyelim? Bak, beni iyi dinle. Artı diyorum. Devam ediyorum şimdi. Bak, sorunun üstüne soru yazıyorum. İntegral eksi 2'den 2'ye kadar dedim. F türev x çarpı 1 dx dedim. Şimdi neden bunu yaptım? Çünkü hocam bu. Aslına bakarsan şunu elde etmeye çalıştım. F türev x çarpı x'in türevi. Açalım bakalım bunu. F'in ikinci türevinde x çarpı x artı F'in birinci türevinde x yani kendisi çarpı x'in türevi 1. E şimdi buraya bakıyorsun. F türev x artı F'in ikinci türevinde x çarpı x. Buraya bakıyorsun. F türevi x artı F'in ikinci türevinde x çarpı x. Demek ki bu komple neye eşitmiş? Eksi 2'den 2'ye kadar F'in e, türevinde x çarpı x'in türevine eşitmiş. Şimdi geldim şuraya. Hocam F türevi x çarpı x'in türevinin integrali Yine içeriği yani f'in türevinde x çarpı x'e eşittir. E bu da eksi 2'den 2'ye kadar yazacağız. Eşittir diyorum. F'in türevinin integrali f'e eşittir. Fx'e ve burayı da yine eksi 2'den 2'ye kadar yazacağım. Artı bize sorulan ifade. Ona da a diyelim. Büyük a. Şimdi neymiş? Büyük a ile şunu toplayınca bize bunu verecekmiş. Tamam gerisi artık basit. Sadece bir eğim bulma olayı kalacak geriye. İyi dinliyorsun. Ee, soruyu şuraya çözebilirim. A artı şurası nedir? F2 eksi F eksi 2'dir. F2 eksi F eksi 2 eşittir diyorum. Geldim buraya. 2'yi yerine yazarsam. F'in türevinde 2 çarpı 2 eksi. Eksi 2'yi yerine yazarsam F'in türevinde eksi 2 çarpı eksi 2. Dolayısıyla şuraya artı yaptım. Buraya da çarpı 2 dedim. Tamam mı? E şimdi hocam bakalım. F2 kaçtı? F2'nin Eksi 1'den geçtiğini görüyoruz. Burası eksi 1. F eksi 2 kaçtı? Eksi 2'nin 1'den geçtiğini görüyoruz. Demek ki burası da 1'miş. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 yaptı. Yani A eksi 2 geldi. Eşittir diyorum. Sağ tarafa geldim. 2 parantezinde F'in türevinde 2 artı F'in türevinde eksi 2 lazım bana. Şimdi bunları bulalım. Hocam F türev 2. Bu ne demektir? 2 absisli noktadan çekilen teğetin eğimi. 2 absisli noktadan çekilen teğet D2'dir. Bak buradan geçmiş. Peki bunun eğimi nedir? Hemen şuradaki minik üçgene bakıyorsun. Şurası 2 birim, şurası 3 birim. Eğim 3 bölü 2'dir. Aynı şey burada da ihtiyacımız olacak. Üçgeni çizdim. Burası 3'tür, burası 2'dir. 3 bölü 2'dir. Yani ikisi de 3 bölü 2 eğimine sahip olduğu için bu da 3 bölü 2'dir, bu da 3 bölü 2'dir. Toplarsam bunları 3 yapar. 2 kere 3, 6'yı verir. A eksi 2 kaçmış? 6. O zaman bizden istenen A kaçtır eksi 2'yi karşı yatarsam 8'in ta kendisidir. Demek ki cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Bak sana yemin ediyorum şuradaki var ya şuradaki sorudan daha kolay bir soru. Çünkü burada 3x küpün ne anlama geldiğini burayı 3x kare çarpı x olduğunu anlamak daha zordu. Burada ise zor olan kısım şuraya şunu eklemektir arkadaşlar. Buraya bunu eklemeyi başarırsan dikkat ettiysen kaçıncı defadır aynı işlemleri yapıyorum. Yani bir çarpım türevinin fonksiyonu yani çarpımın türevinin integrali bölümün türevinin integrali sonra bir tane daha çarpımın türevinin integrali sonra çarpımın türevinin integralini vermeden ben kendim çarpımın türevinin integralini oluşturuyorum. Yani ee, sizi vurmaya çalışacakları yer burası tamam işin özü bu olayın özü bu özeti bu dolayısıyla buna dikkat ediyorsun tamam geçtim 18'e. Ne diyor? X kare eksi 4 x artı 3 parabolü ile x doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Şimdi bak bu soruyu bu soruyu hep şu şekilde çok, görmüşsündür çözümünü. Bir tane parabol var bir tane doğru var. O zaman ben bunların kesişim noktalarını bulurum. Üstte kalan doğru altta kalan parabol olduğu için e, doğrudan parabolü çıkarırım. Kesişim noktaları eğer x1'e x2 ise integral x1'den x2'ye kadar x'den hop x kare eksi 4x artı 3'ü çıkarırım. İntegralini alırım aldıktan sonra x2 ile x1'i yerine yazar çıkarırım alanı bulurum. Ben de sana diyorum ki yahu kardeşim bırak bunları. Tamam mı? Beni iyi dinle, iyi dinle. Parabolle parabol, parabolle doğru arasında eğer bir alan kalıyorsa yani bu şekilde veya bu şekilde bir alan kalıyorsa hemen şunu yapıyorsun, iyi dinle. Parabolle doğru veya parabolle parabol birbirine eşitliyorsun. Eşitledikten sonra ortak çözüm yapar gibi hepsini bir tarafa topluyorsun, bir denklem elde ediyorsun. Eşittir sıfır bulacağım bir denklem. Yalnız bunu parabolde yapıyorsun, unutma. Parabol ve doğru arasında kalan alanda veya parabolle parabol arasında kalan alanda yapıyorsun bunu. Bu şekilde bir şey elde ettikten sonra e, eşittir sıfır diye bir denklem elde ettin ya bu denklemin deltasını buluyorsun. Deltasını. Parabol e, integral bulmadan biz bu alanı hesaplayabiliriz. Amaç bu. Deltasını bulduktan sonra senin alanın artık şuna eşit oluyor. Delta kök delta bölü 6 a kare. A dediğim şey ne? X karenin katsayısı. Bu bize alanı veriyor arkadaşlar. Hatta ve hatta çok ama çok iyi net hatırlıyorum. Geçen yıl 2023'te e, AYT sınavından sonra öğrenciler var ya deli gibi mesaj atıyorlar. Hocam Allah sizden bin kere razı olsun. 30 saniye bile sürmedi. Yani o, o sınava girmeden önce izlemiştim videonuzu ve mükemmel bir şekilde yaptım. Aklıma direkt net olarak sizin çözümünüz geldi ve size çok teşekkür ediyorum diye bir sürü yorum geldi. Çünkü az önce anlattıklarım da. ...inanılmaz derecede işlem yapıyorsun. O işlemlerden ufacık bir yerde bir, bir artı yerine bir eksi yaz gitti soru. Ama burada daha az işlem yapıyoruz. Daha pratik. Ve bizi hataya sürüklemiyor açıkçası. Şimdi beni iyi dinle. Bu bir parabol, bu bir doğru. Arasında kalan alan mı soruluyor? Hemen. Eşitliyorsun abi. x kare eksi 4x artı 3'ü x'e eşitliyorsun. x'i bu tarafa atıyorsun. x kare eksi 5x artı 3 eşittir 0. Eşittir 0'ı yakaladın mı? Evet. Şimdi bunun deltasını buluyorsun. Deltamız b kare eksi 4 ac idi. Eksi 5'in karesi 25 eksi 4 kere 3 dedim. Eşittir. 25'ten 12 çıktı 13 kaldı. Bu delta. Şimdi alana geçiyoruz. 13 kök 13 bölü a'sı kaç? a'sı 1. O zaman 6 diyorsun. Bu da bize alanı veriyor. Cevap b. Tamam mı güzel kardeşim? İntegralde de bulsan aynısını bulacaktın. Üstelik kök 13 mek 13 kafanı karıştıracaktı. Tamam. 18'de çözdüm. Şimdi aynı yöntem Farklı sorularda hocam bir yerlerde işimize yarar mı? Şimdi 19. örneği iyi dinle. Aç kulaklarını iyi dinle. Bu örneğin en ince detaylarında nerelerde kullanabileceğini göstereceğim sana. Beni aç kulaklarını iyi dinle. Şimdi bak. A ve B gerçel sayılar. A da B'den küçük. A'dan B'ye kadar 4 x x x kare eksi 3 virgül 25. Oha. İntegralinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu integrallerin bize, e, integrallerin bize ee, bir alan belirttiğini biliyoruz aslına bakarsam. Yani kartezyen koordinat sisteminde alan hesaplanabiliyor. Ee, bu da baş kat sayısı negatif olan bir parabol içerisi ve x ekseniyle kalan e, arasında kalan alandan bahsediyor olabilir. Yani ben e, şuranın da eksi 3,25 olduğunu biliyorum. Şöyle yapalım. Şurası A olsun. A olmasın. A'dan B'ye demiş. Şimdi bu e, parabolün bu parabolün maksimum değeri soruluyor açıkçası. Şimdi alan belirtiyorsa biliyorsun ki e, x ekseninin altında kalan bölgelerin alanlarını hesaplarken integral alınca negatif geliyordu. O negatif de bizim sonucumuzu küçültür açıkçası. Yani bize en büyük değer soruluyor. En büyük değer soruluyorsa ben demek ki şuradaki alanı bulmak isterim. Buradaki alan. Buradaki kapalı bölgenin alanını. Bize maksimum bu verecektir. Yani o zaman sınırlarımız şuradan şuraya olmalı. Demek ki A'yı burası B'yi burası seçmek zorundaymışım ben. Şimdi o zaman A'dan B'ye kadar e, bunun integrali soruluyorsa ben A ile B'yi de bunun kökleri olarak düşünecek olursam e, x ekseniyle kesiştiği yerdir. x ekseninin diğer ismi de y eşittir 0 doğrusudur biliyorsun. O halde ben buradaki parabolü yani eksi x kare artı 4x eksi 3,25'i sıfıra eşitlerim. Yani y eşittir 0 mantığıyla. E karşımıza yine bir ne çıktı? İkinci dereceden ifade çıktı. Arada kalan kapalı bölgenin alanını ben yine delta kök delta bölü 6a kare formülüyle hesaplayabilirim. Bu da bana maksimum değeri verir. B Ve kare eksi 4ac deltamızdı. Delta eşittir 16 eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 3.25 dedim. Şimdi şu eksiyle şu eksi gitsin. 4 ile bunu çarparsam 16 eksi 13 gelir ki deltamız 3'müş. Tamam 4 kere 3 25 13 yapar. 16'dan 13 çıkardık 3 geldi. Deltamız 3 ise o zaman bizim alanımız 3 kök 3 bölü a'sı kaçtı a'sı eksi 1'di eksi 1'in karesi 1 yaptığı için 6 6'yı sadeleştirirsem kök 3 bölü 2 bana cevabı verir doğru cevap c seçeneğinde verilmiş diyebiliriz sevgili gençler evet umarım anlatabilmişimdir umarım başarılı olmuştur anlatımım ve geçtim 20. soruya çok şık bir soru lütfen ama lütfen iyi dinle şimdi şöyle bir e, fonksiyonumuz var ve bu fonksiyonun n-5'ten n-5'e kadar integralini aldığım takdirde bana 3 çarpı n'yi veriyormuş. n eksi 5'ten n artı 5'e kadar fonksiyonun integralini alınca 3 n'yi veriyormuş. Bu n ne? n eksi 5 ile n artı 5'in tam ortasındaki sayı aslında aritmetik ortalaması. Yani n eksi 5 ile n artı 5'i toplayıp 2'ye bölersek eğer bu bize 2 n bölü 2'den n'yi verir. İşte o demek ki aritmetik ortalamasının 3 katını veriyormuş. Eğer soruyu bu şekilde düşünürsen çok ama çok basit olduğunu görürsün. Ama dikkat et burası n-5 ve n-5 formatında olacak. Yani bu iki sayının arasındaki fark 10 olacak. Şimdi o zaman 7'den 27'ye kadar fx d soruluyor ya. Hemen şöyle diyeceksin. 7'den 17'ye kadar bir hesaplarım. Hocam. Sonra bunun üstüne de 17'den 27'ye kadar olan fx d eklerim. Bu da bana zaten şunu verir. 7'den 17'ye, 17'den 27'ye etti, 7'den 27'ye. He, tamam, şimdi oldu. Şimdi bak, 7 ile 17 arasındaki mesafe 10, 17 ile 27 arasındaki mesafe 10. 7 ile 17'nin aritmetik ortalaması 17 artı 7, 24, 2'ye böldüm, 12. 12'ymiş, 3 ile çarparsam demek ki buradaki integralin sonucu 36. Artı, geldim buraya, 17 ile 27'nin tam ortasındaki ise 22'dir. 22'yi 3 ile çarparsam demek ki burası da 66. Bu ikisini toplarsam bize 102'yi verir. Cevabımız A şıkkı olur deriz. Bak ne kadar zor görünen, çetrefilli görünen sorunun çözümü ne kadar basitmiş. 20. soruyu da çözdük. Cevabı A dedik. Sayfamız bu şekilde görünüyor. Umarım senin de sayfan bu şekilde dolu doludur. Diyelim. İnşallah doğru yapmışsındır. Full çekmişsindir. Ve artık bir şeyi 20 defa söyledik. Yani integrali 20 defa söyledik. Yarısı oldu. Diğer yarısındayız. Son 20 sorumuz sevgili gençler. Bakalım soruya. Aşağıda f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Bak türev grafiği. Yani ne yapmamız istiyor yani? Şöyle işaret koy diyor. O işareti unutmayacaksın güzel kardeşim tamam mı? O işareti unutursan ölürüz biteriz. Böyle bu işareti koyacaksın buraya. Pekala. Şimdi grafikte S1 ile S2 birbirine eşitmiş. Yani alan olarak verilmiş S1, S2. Alanlar birbirine eşit. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Bu bir integral sorusu. Niye alandan bahsetmiş? ve türev grafiği verildiği için de aslında daha şanslıyız. Çünkü çünkü ben S1 alanını ifade etmek istiyorsam eğer S1 alanını sıfırdan 1'e kadar f'in türevinde x dx biçiminde ifade edemem. Niye? Çünkü ben bu integral alırsam buradaki S1'in eksilisini bulurum çünkü x ekseninin altında kalıyor. O halde ben bunu eksiyle çarparsam artık bu S1'e eşit oldu diyebilirim. S2'yi nasıl bulurum? O ekseninin x, x üstünde kafasına göre rahat takılıyor. 1'den 2'ye kadar f'in türevinde x dx derim. Bu artık s2'nin ta kendisi olur. E, S1 s2'ye eşitse demek ki bunlar birbirine eşit olacak. Şimdi f'in türevinin integral'i nedir? f'in kendisi. O halde e, fx diyorum. Nereden nereye? Sıfırdan 1'e. Hatta ve hatta hiç uğraşmayalım. Şu eksi var ya onu oradan kaldıralım sınırları yer değiştirelim. 1'e 0. Buna, buna yapma hakkımız vardı değil mi? Şimdi o zaman fx 1'den sıfıra oldu. Eşittir. E buranın da o zaman sağ tarafında integrali sonuçta f'in türevinin integrali olduğu için o da fx'tir. Bu da 1'den 2'ye. Şimdi hocam iyi dinle. 0 yerine yazdım f0 eksi f1 geldi burası. Sağ tarafta 2'yi yerine yazdım. F2 1'i yerine yazdım. Eksi F1 geldi. Şimdi bunlar birbirine eşitmiş. E, eksi F1'ler her iki tarafta da var. Cortladılar. Demek ki F0 F2'nin ta kendisiymiş. F0 F2'ye eşitmiş. Güzel. Şimdi F0'ın eşi, F2'ye eşit olduğu A gitti, C gitti, E gitti. 3'ü de gitti. F0 F2'ye ancak nerede eşit? B ve D'de. Tamam güzel. Şimdi iyi dinliyorsun. Burası daha önemli. E, şimdi f0 mı büyük f1 mi büyük hocam benim f'in türevi fonksiyonum 0'dan 1'e gelene kadar negatif bir pozisyonda kalmış türevi negatifse fonksiyon azalandır demek ki 0'dan 1'e kadar azalmış yani 0'ın görüntüsü daha yüksek daha büyük o halde demek ki f0 f1'den büyük yani f0 f2 eşitse f0 da f1'den büyükse f2 de f1'den büyüktür otomatikman o halde f0 eşittir f2 büyüktür f1 bu da bize b şıkkını gösterir doğru cevap bursa olacaktı Devam 22. Bak gerçekten şık bir soru. İyi dinle beni. A kare eksi B kare 15'miş. E şimdi burada iki kare farkını görünce ben doğal olarak şunu yazasım geliyor abi. Yani A eksi B ile A artı B'nin çarpımı eşittir 15 yazasım geliyor size. Senin de gelmiyor mu? Gelmiyorsa gelsin. Şimdi 2x artı 2'nin B'den A'ya kadar olan integrali de 21'miş. Şimdi 2x artı 2'nin integrali ne? x kare artı x kare bölü 2 mi? Yok. Bakayım x kare direkt aynen. E, artı 2x. E Tamam, bu da b'den a'ya kadar mı? Şimdi b'den a'ya kadarsa a yerine yazdım a kare artı 2a geldi. B yerine yazdım b kare artı 2a geldi. Bundan bunu çıkaracağım. Çıkardığım takdirde de 21 geliyormuş. Şimdi a kareden b kare çıktı, a kare eksi b kare kaldı. 2a'dan e, şurası 2b arkadaşlar. 2a'dan 2b çıktı. Bu da artı 2a. Eksi 2B'yi verdi. Eşittir 21'miş. Şimdi A kare eksi B karenin 15 olduğunu zaten biz biliyoruz. 15'i karşıya atarsam iki parantezinde A eksi B kaldı. Burada eşittir kaçmış? 6. Demek ki A eksi B kaç oluyor? 3. Hmm. Bu da bana şunu verir. Burası 3 ya. Aha burası 5'miş. Şimdi B soruluyor. A eksi B'nin 3 olduğu ve A artı B'nin 5 olduğu bir dünyada. Tamam mı? Ben alttakinden üsttekini çıkarırsam a'lar gider. 2b eşittir 2 gelir. B de buradan 1'i yapıştırırız. Doğru cevap A'şık olur sevgili gençler. Tamam. Güzel. 22'de de çözdük. Artık 23'teyiz sağ üst tarafta. Bir bakalım soruya. Analitik düzlem üzerinde eksi 1 ile 1 kapalı aralığındaki x'ler var ve y'ler de 0 ile 6 kapalı aralığındayken rastgele seçilen bu aralıklardan rastgele seçilen bir x, y sıralı ikilisinin y büyük veya eşittir x küp artı bir eşitsizliğini sağlama olasılığı kaçtır diye soruluyor. Oo. Şimdi bak. Çizdim. Çizdim. Çizemedim. Çizdim. Tamam. Şimdi x'ler neredeydi? Eksi 1 ile 1 aralığındaydı. Şöyle. Y'ler de 0 ile altı 6 aralığındaydı. 6'yı da şurada gösterdim. Tamam. Şimdi bu aralıktaysa bu bize bir dikdörtgen oluşturur. Yani eksi 1'i 6'dan geçen maksimum yani şu şekilde bir dikdörtgen oluşturur. Tamam. Bu dikdörtgenin şurası 2 birimdir. Burası 6 birimdir tabii doğal olarak. Şimdi bir de x küp artı 1 fonksiyonunun grafiğini bir çizmeye gayret gösterelim. x küpün grafiği zaten şu şekilde e, olacaktı. Şöyle değil mi? x küpün grafiği bu. x küp artı 1'in grafiği ne olur? x küp artı 1'in bir kökü eksi 1 olduğu için eksi 1'den geçecek illaki. Yani şu şekilde gelecek. Şuradan geçti. Sonra şurada tam şöyle bir sıfırlanacak eğimi. Sonra bu şekilde artıp devam edecek yoluna. Şimdi bir içinde nereden geçiyor? 2'den geçiyor. Aslına bakarsan biraz daha şöyle çizebiliriz. Şöyle geldik ve şöyle devam edebiliriz. Tamam. Bu da x küp artı birin grafiği. Tamam. x küp artı 1. Şimdi hocam bana diyor ki y büyük veya eşit x küp artı 1. Ee, bu Y sıralı ikililerinden seçeceğiz. Yani dikdörtgenin içinden seçeceksin. Ve bunun x küp artı bir grafiğinin üstünde olma ihtimali soruluyor. Yani üstüde ne taraf oluyor? O zaman bu dikdörtgen içinden seçiyorsak. Aha da burası oluyor. Hemen şöyle göstereyim ben sana. Bu boyama işi çok zevkli olduğu için. Burayı hızlı hızlı yapmıyorum. Yavaş yavaş yapıyorum. Şöyle bak. Çok zevkli, eğlenceli. Küçükken hiç boyama kitabım olmamış olma ihtimali de olabilir. Bilmiyorum. Annemi babamı arayıp sormam lazım. Şimdi gençler. Tamam işte bu. Yani e, biz dikdörtgenin alanı olan 12'yi paydaya yazacağız tüm durum. İstenen durumda şuranın alanı olacak tabii doğal olarak. Buranın alanı nasıl bulurum ben? Oranın alanını bulamayabilirim belki ama sarıyla gösterdiğim alanı bulurum. Nasıl bulurum? Hocam şöyle eksi birden bire kadar x küp artı bir derim dx. Tamam mı? Bu bana buradaki sarı bölgenin alanı verir. Vallahi verir. Hatta hatta şimdi bunun integrali x üzeri 4 bölü 4 artı x'tir. Eksi 1 ile 1 yerine yazarız falan deme. Tamam mı? Deme. Daha kısası var. Dersen yanlış olur mu? Olmaz. Ama daha kısası var yani biz. Biz zeki adamlarız. şöyle yapalım o zaman. Hemen aralığa baktın. Simetrik mi? Simetrik hocam. Simetrik aralıklarda tek fonksiyonların integralleri sıfırdır. X küp tek fonksiyon mu? Evet o zaman bunu görmezden gel. Burası da 1 ya sabit sayı. Eksi 1 ile 1 aralığı kaç birim? 2. Cevap nedir biliyor musun? Buradaki sabit sayıyla buradaki uzunluğun çarpımına. Yani 2. Demek ki buranın alanı 2'ymiş. O zaman buranın alanı kaçtır? 10'dur. Demek ki istenen bölge 10. 10 bölü 12. 5 bölü 6. Ta kendisidir. Cevap da E şıkkında verilmiştir abi. Daha ne yapalım yani? Değil mi? Şöyle 2'yi görmedin sen orada. Daha ne yapalım? Evet gençler. 23'ü de çözdük. Geçtik 24'e. Akıl dolu bir soru. İyi dinle beni. Çok iyi dinle beni. Evet. Ne diyor sorumuzda? Şu sandalye biraz çok dik sanırım. Ha tamam. Evet şimdi daha iyi oldu. Şunları da biraz indirsem şöyle yapıp çözebilirim bence. Aynen biraz şöyle belim ağrıyor. Yani kırk soruyu bel çıkaramıyor arkadaşlar. Yaş olmuş Kemal. Yani <laughs> ne yapalım gençler. Eskisi gibi genç değilim. Yani hep de ders işlenmiyor. Şöyle biraz da muhabbet edelim. Ee, böyle eskiden Profesyonel olmasa da amatör top oynuyorduk. Futbol oynuyordum. Ama tabii yani okul mokul derken top mop kalmadı. Ama iyi top oynardım yani hani kendime güvenirdim oynarken de. E, nasıl ki böyle matematikçi olduktan sonra kendimi adadım. Dedim ki hani e, madem yapıyoruz en iyisini yapalım. Çünkü ben Atatürk'ün o, o sözünü çok severim. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. O sırada top oynuyorsam da en iyi şekilde oynamaya gayret gösterirdim. Yani en iyi şey oynayan ben olamazdım belki ama ben kendi performansımın en üstünü vermeye çalıştım. Top oynarken de böyleydi. Ee, böyle 26-27 yaşlarına kadar böyle bir halı sahaya falan gittiğim zaman valla iyi maç çıkarırdım ha. Yani böyle ciğer miyer, sağlam. Abi geçen sene e, bir, beni bir halı saha WhatsApp grubuna e, ekledi bir arkadaşım liseden Harun Boran. Eee ve tamam dedik maç yapacağız heyecanlandım falan kafamda tasarlıyorum şöyle vururum şöyle asarım şöyle keserim oradan bir vururum 90'daki ağları temizlerim falan filan o iş öyle olmuyormuş yani ben ilk 10 dakika oynadım e, baca <laughs> bacağım çekti <laughs> kaleciye dedim ki sen çık ben geçeyim yani ciddi anlamda yaş bu kadar etkiliyormuş ya özellikle 30'dan sonra gençler artık insan yaşlandığını hissediyormuş yani hani tamam diyormuş ya benim... Artık benim dinlenme zamanım geldi ama Dinlenemiyoruz da E diyorum ya şurada 40 tane soru çekiyoruz alt tarafı Yani ben e, YKS zamanlarında YKS dediğimde yani hani ben, ben girerken ÖSS'ydi onun adı 100 bin kere değiştiği için ÖSS zamanlarında falan e, Günlük böyle 600-700 soruyu Parçalardık yani hani bana mısın demezdik. Tamam orada bir şey anlatmıyorsun eyvallah ama yani burada anlatıyoruz. Ama 40 tane soru ne kadar zor olabilir ki yani hani bunu şey yapması. Ama ciddi anlamda bel mel kalmıyor yani gençler. Özellikle şu boyun kısmım var ya şurada bir trapez diye bir kas varmış. O, o kas bitmiş arkadaşlar. Doktora gittim. Kaç tane doktora gittim. Tomografisi de bakıldı. MR'a da bakıldı. Röntgeni de çekildi. Her halt yapıldı arkadaşlar. Bütün doktorların ortak söylediklerinin kesişim kümesi şu. Ya diyor fizik tedavi alacaksın tamam ya da diyorum çünkü fizik tedavi al, al, alacağım da yani oraya git hastaneye git hastaneye vakit kaybı e biliyorsunuz bu videolar öyle rüyamızda çıkmıyor yani e ya da diyorum doktora ya da diyor fitness'a gideceksin o da vakit kaybı yani ya haftada işte iki gün gitsen günlük bir saatten iki saat ne olacak sanki falan diyor doktor da yani Arkadaş onun fitness'a gitmeden önce bir saat onun hazırlığı var. E gittin spor salonuna bir saat orada zaman geçirdin. Eve geldin duşunu aldın yemeğini yedin. Bir saat bir buçuk saat o etti üç üç buçuk saat. Yani bir günün üç saati demek sekizde biri demek arkadaşlar. Ben bir günümün yüzde on iki buçuğunu eğer ki fitness e ayırırsam. Aha bu integral videosunu biraz geç çekerdim. Yani biraz olmazdı bu. Hani ne yapalım bilmiyorum ama. Tabi boyunluk boyunluk şuralarda bir yere atmıştım. Ha şurada var bak boyunluk. Hatta hemen şöyle göstereyim size. Ay. Bak böyle video çekmediğim zamanlarda böyle boyunluğumu takıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şuradan da ipi sarkmış şurada. ha. Böyle boyunluğumu da takıyorum arkadaşlar. Ee, size böyle soru yazıyorum. Böyle şeyler hazırlık yapıyorum. Ama işte video çekerken de mecbur ağrıyor yani yapacak da bir şey. Yok gençler. Evet. Valla video çekerken mahvettik kendimizi. Mesleki deformasyon deniliyor ya işte bunu zirvesinde yaşıyorum gençler. Yani o boyun ağrısı bazen böyle şey falan düşünüyorum. Yani böyle bir çekiç alayım da boynuma vurayım o kas yumuşasın falan istiyorum gençler yani hani o derece. Yani kolay çıkmıyor bu videolar. O soru yazma olay evresinde hele böyle bir kitap falan ortaya çıkarıyorsak sürekli daha bir şu pozisyondayım. Yani Düşünsene alan bu kafa 8-9 kilo vardır ya. <laughs> bu kafa 8 kilo olsa abi. Tamam mı? Hadi 6 kilo olsun ya. Bir şeyden o 5 litrelik su daha ağır. E sürekli böyle tutuyorsun. Boynunuzu sürekli bunu taşıyor abi. Günlük 10 saat soru yazdığını düşün. Çok zor ya. Sizin işiniz de zor ama siz gençsiniz. Bunu ekart edebiliyorsunuz. Öler edebiliyorsunuz ama abi bizden geçmiş artık demek. Yaş 33 artık yani. Neyse Devam edelim mi dersin bize? Hadi bakalım. Şu an boynum boynum dedim dedim dedim. Ağrılı yani. Boynum ağrıdı şu an. Evet gençler. 24'teyiz artık. Bir bakalım hadi sorumuza. Şu noktalar görününce sanki ekran şık olmuyormuş gibi. Böyle kafanı karıştıracakmış gibi geliyor. O, o noktaları kaybetmeye çalışıyorum ekranda. 0'dan 2'ye x kare artı 4'ün kare kökü e, imiş a'ya. a'ya bunu demiş. a sayısı aşağıdaki aralıkların hangisinde yer alır diye soruluyor. Şimdi biraz e, teorik düşüneceğiz. Öncelikle ben şunu biliyorum. X dediğim sayı burada negatif değil zaten. Pozitif sıfırdan ikiye kadar olan değerleri yazacakmışız. E şimdi ben burada e, kök 4 dediğim sayının 2 olduğunu biliyorum değil mi? Ve kök 4 dediğim sayı kesinlikle ama kesinlikle şuradan x kare artı 4'ten bunun kare kökünden daha küçük veya eşit bir sayı olmak zorunda. Çünkü e, x'i en küçük 0 seçebiliyorum. 0 seçsem eşit olur. Ama 0 ile 2 aralığında olduğu için kesinlikle ama kesinlikle bu x kare artı 4'ün kare kökü kök 4'ten daha büyüktür veya eşittir. Ve bu da yine böyle kök dışına çıkabilen ama 0 ile 2 aralığında bir sayı yazdığım takdirde de yine x kare artı 4'ün kare kökünden daha büyük olsun diye şunu yazarım. x kare artı 4x tamam mı? Artı 4'tir. Ve bu da bundan küçük veya eşittir. Sonuç olarak gördüğünüz üzere x kare artı 4'ün karekökü zaten halihazırda mevcutken e ben bir de gidip buna 4x e eklersem e haliyle bu bundan daha büyük olacaktır. 2 2 4. E şimdi o zaman madem öyle gençler ben şunu yapayım. 0'dan 2'ye kadar integral 0'dan 2'ye kadar integral 0'dan 2'ye kadar integral eşitsizlik yönünü yön değiştirmez. Aynı şekilde kalır. Aynı eşitsizlikler geçerlidir. Ve bu şekilde düşünecek olursam Kök 4 dediğim şey 2'dir ve sabit sayının integralini ben nasıl alınacağını biliyorum. 2 çarpı sınırların boyu 2. 2 kere 2'den 4. Küçük veya eşittir. Burada bana verilen ifade a'ydı. Şurası a'ya eşit. Soruda soruların aynısı. Şimdi şurası da nedir? Burası arkadaşlar x artı 2'nin karesinin karekökü olduğu için x artı 2'yi verir bana. Bunun da integrali x kare bölü 2 artı 2x'tir. 0 ile 2'yi yerine yazarsam 4 bölü 2 artı 4 eksi 0'dır. Yani şurası da 2 olduğuna göre 4'e 2 ekledim 6 geldi. Demek ki bu da 6'dan küçük veya eşitmiş. O halde arkadaşlar benim bu A dediğim değer kesinlikle ama kesinlikle 4 ile 6 kapalı aralığında yer alır derim. Evet arkadaşlar artık bu sayfayı da bitirdik. Burada çok güzel olan sorular. Vallahi bu sayfanın hepsi çok güzeldi ama 21, 23 ve 24'e ekstradan bayılabilirsiniz. Evet artık geçtik 25'e ve 25. sorumuzu şöyle ekrana getirelim ve başlayalım çözümüne. Evet 25. sorudayız böyle 25'e de geçince dedim ki bir mola vereyim dedim. Şöyle bir çay alayım kendime ama çay bardağı kalmadığı için VIP fizik Kemal hocanızın <laughs> kupasına fizik öğrenmek herkesin hakkı gençler. Lütfen fizik öğrenmek istiyorsanız Kemal hocanızı takip edin. Kemal hocanızı bunaltın darlayın arkadaşlar. Gerçekten çok iyi fizik öğretiyor. Mutfakta bile bazen bana bir şeyleri anlatırken bak kalemsiz, deftersiz, kağıtsız adamın her söylediğini ders niteliğinde dinliyorsunuz yani. O yüzden gençler aman diyeyim kaçırmayın yakasına yapışın fizik hocanızın, keman hocanızın. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere. A kare artı B kare 8. Elena'dan A'dan kadar. Hocam bunlar kaldırılmadı mı ya? Kaldırılmadı. İyi dinle. A kare artı B kare 8 ln a'dan ln b'ye kadar d e üzeri x eşittir 3. a kere b kaçtır diyor şimdi. Ne yapabiliriz hocam? Bir düşünelim hadi. Şimdi e üzeri x'in diferansiyeli lazım bize. E, e üzeri x'in türevini bilmeden yani üstel fonksiyonun türevini bilmeden ben bunu nasıl çözerim? Çünkü üstel fonksiyon bu bildiğin. Değil mi? Bildiğin üstel fonksiyon. Şimdi ama ama bu ne demekti? Diferansiyelini al diyordu değil mi? Yani e üzeri x'in diyor türevini al sonuna dx'i yapıştır ve ln a'dan ln b'ye kadar da integralini hesapla diyor ve hesaplayınca da 3 bulacaksın diyor. Tamam, güzel. Şimdi e, madem bunun bu şekilde yazılabildiğini biliyoruz biz, o zaman şunu da bileceksin. e üzeri x'in türevinin integrali var. Bu e üzeri x'in ta kendisi yapar. Güzel. Bak kurtulduk. Bitti abi. Ufacık bir hareket. E üzeri x ln a'dan ln b'ye kadar bu nedir? E üzeri ln b eksi e üzeri ln a demektir. Bu da 3'müş. Geri kalanı logaritma. Şimdi gençler şuradaki e, ben e üzeri ln b ve e üzeri ln a diyor ya. E ile b'nin e ile a'nın yerlerini değiştiremez miyim? Değiştiririm. Değiştirirsem b üzeri ln e gelir. Eksi a üzeri elen e gelir. E burası elen e 1'di. ln e 1'di. E demek ki b eksi a kaçmış? 3. Şimdi B eksi A 3'müş. A kare artı B karenin ben 8 olduğunu, B eksi A'nın 3 olduğunu biliyorum. O zaman bu B eksi A'nın karesini bir yapıştıralım bakalım. B kare artı A kare eksi 2AB eşittir 9 olmaz mı karesini alınca? Olur değil mi? E şimdi A kare artı B karenin ben 8 olması gerektiğini biliyorum. 8'i karşıya atarsam eksi 2AB eşittir 1 olur. O zaman AB kaç gelir? Eksi 1 bölü. C'nin ta kendisi gelir. Cevap karşımıza çıkar. Cevap C idi. 25'i de çözdük. Geçtik 26'ya. Sağ sol alt tarafta. 0'dan 2'ye 7 üzeri logaritma kitabında ise hayda hocam abarttın iyice deme. Çünkü yine basit. İyi dinle. Bak canım benim. Bu 7 üzeri logaritma kitabanında x diyor ya. 7 üzeri logaritma kitabanında x değil mi? Ben buradaki yine aynı mantıkla 7 ile x'in yerini değiştiremez miyim? değiştiririz. Yani burada ne soruluyor biz aslında? sıfırdan 2'ye kadar x üzeri logaritma 2 tabanında 7'nin integralini al diyor, değil mi? Şimdi ben x'in kuvvetinin e, olunca integral almayı biliyorum. Ne yapıyordum? E şöyle ediyorduk. x üzeri logaritma 2 tabanında 7'yi bir artırıyorum. Artırdığıma da bölüyorum tabii doğal olarak. Yani bu bunun integrali bak bitti. Yani ne kadar korkunç olabilir ki logaritma yazdın sadece 3 yerine 5 yerine logaritma yazdın yani. Ve nereden nereye? 0'dan 2'ye kadar alacaksın diyor. Aldıktan sonra da bunu logaritma 2 tabanında 14 ile çarpacaksın diyor. Şimdi canım benim bak logaritma 2 tabanında 7 ile 1'i toplamış ya. Ben bu 1 yerine logaritma 2 tabanında 2 yazamaz mıyım? Bu da bana logaritma 2 tabanında 14'ü vermez mi? Verir. X üzeri logaritma 2 tabanında 14 bölü logaritma 2 tabanında 14 tamam mı? Şimdi sıfırdan 1'e kadar yazacağım ama alt tarafı görüyorsunuz sabit sayı aslında orası. Ve bu sabit sayıyı ben şuradakiyle çarparsam bunlar birbirini götürür. Yani şunla şu birbirini götürüyormuş. Ve ben artık sadece ama sadece şurada 2 ve 0'ı yerine yazıp çıkaracağım. Yani şurası gitti ya sadece burada yazacağım sıfırdan 2'ye kadar. Hadi yazalım. 2 üzeri logaritma 2 tabanında 14 eksi 0 üzeri logaritma 2 tabanında 14. E 0 üzeri bir sayı hocam 0 zaten gitti tamam güzel. E şu 2 ile de şu 14'ün yerini değiştirirseniz 14 üzeri logaritma 2 tabanında 2 yapar ki bu da 1'dir. Demek ki cevap kaçmış? 14'müş. Hayırlı uğurlu olsun cevabımız A şıkkıydı. Evet 26'yı da çözdük. 27 ile doğru hareket ediyoruz şimdi. 3'ten 6'ya kadar f3x artı 1 dx a ve 10'dan 19'a kadar fx artı 2'nin integralinin a türünden eşiti bizden isteniyor. Hadi bakalım. Ben ne yaparım? Şöyle yaparım. 3x artı 1'e u derim abi. Tamam. Yani f'in içinde 3x artı 1. Dışarıda falan olmuş olsaydı integralini alırdık da. F'in içinde ne yapacağım? Mecbur u diyeceğim. Diferansiyelini bulursam 3dx türevini aldım dx yazdım sonuna. Bu da du'ya mecbur olur. Ama bana ne lazım? dx lazım. Şuradaki dx lazım. O zaman 3'ü karşıya atalım. dx'de du bölü 3 olsun. Şimdi o zaman benim integralim şu olur. fu du bölü 3. 3'ü de dışarı attım. 1 bölü 3'ü şu geldi. Bizden bunun a olduğunu vermiş ama tabii sınırları bilmiyoruz hala. 3'ü yerine yazarsam şurada 3 kere 3, 9, 1 ekledim. 10. Alt sınır 10 oldu. 6'yı yerine yazıyorum. 3 kere 6, 18, 1 ekledim 19. 10'dan 19'a kadar fu du... Bunun 1 bölü 3'ü A'ymış. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyim ben? 10'dan 19'a kadar F, U, D, U, yani sadece bu parça şuradaki bölü 3'ü karşıya çarpım olarak fırlatırsam bu 3 A'ya eşit olacaktır. He, şimdi F, U'nun 10'dan 19'a kadar olan kısmı 3 A ise o zaman 10'dan 19'a kadar F, X, D, X'de sonuçta X'leri U yaptım. F, X, D, U'ları X yaptım. 3A'dır. Şimdi geldim buraya. Bizden ne isteniyor? 10'dan 19'a kadar diyor. Fx dx artı 10'dan 19'a kadar diyor. 2 dx. Bizden bu isteniyor. E şimdi ben 10'dan 19'a kadar fx dx'in zaten 3a olduğunu bulmuştum. Burası 3a. Şurası da bak. Buradaki sabit sayı var ya sabit sayının integralini nasıl alıyordum? 10 ile 19 arasındaki mesafe 9'dur. 2 kere 9 18'dir. Demek ki cevabımız 3A artı 18'miş. Bunu da 3 parantezine alırsanız A artı altının ta kendisini bulursunuz. Cevap da A seçeneğinde verilmiş. Doğru cevabımız A'ydı deriz. Devam. 28 bir altta. Fx fonksiyonunu x eşittir 1 absis noktasında teğetinin eğimi 4'müş. Bu ne demek? F'in türevinde 1 eşittir 4'tür demek. Doğru mu? F'in ikinci türevinin integrali aslında bize f'in birinci türevini verir. Bunun integrali bize bunu verir. Ve bu da neymiş? x kare artı 2x artı c'ymiş. c'yi bulabilir miyim? Buluruz. Nasıl? 1 yerine yazınca 4 geliyormuş türevde zaten. Demek ki f türev 1 eşittir. 1 artı 2 artı c. O da eşittir 4 ise c 1'dir arkadaşlar. Şimdi f'in türevinde x'i aleni biçimde ifade etmiş olduk. Yani x kare artı 2x artı 1'miş arkadaşlar. Tamam. Bana diyor ki fx fonksiyonunun x eşittir 3 absisi noktasından çizilen teğetini neyim? Yani f türev 3 soruluyor. O zaman hayırlı uğurlu olsun cevabı da bulduk. 3'ün karesi 9, 2 kere 3, 6 artı 1. Yani 15'e 1 eklersem doğru cevap 16'nın ta kendisi olur. Cevabımız d şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Evet gençler 28'de çözdüğümüze göre artık sayfanın sonuna geldik. Buradaki 4 soru bir öncekilere nazaran biraz daha kolaydı. Ama şimdi ama şimdi hazırsanız <gülüyor> Geçelim <laughs> 29'a F fonksiyonunu tam bu da kolay Bu da kolay sakin ol Aşağıda F fonksiyonunun grafiği verilmiş bize Grafikte Çeşitli renklerle boyalı kapalı Bölgelerin alanları içlerine yazılmış 6, 13 yani Pembe bölgenin alanı 6'ymış yeşil bölgenin alanı 10'muş Mavi bölgenin alanı 3'müş Gibi gibi ee, Buna göre x3'den 6'ya kadar f(x) x Şimdi bak bu bize alan gibi bir şey veriyor ama tam alanı da vermiyor aslında. Yani çünkü x ekseninin altında kalan alanları negatif hesaplar bu. Bak, x ekseninin altında kalan alanları negatif olarak kabul eder. Yani şöyle eksi 3'den 6'ya kadar bütün alanları hesapla. Şurası artı 10 burası eksi 6 burası eksi 3 bunları toplarsam 1 gelir. Yani burası 1'miş artı mutlak değerini alırsa artık buradaki eksi olan alan da artı olacaktır. Yani bunu bu tarafa taşır, taşıdığın takdirde 6. Bunu bu tarafa taşıdığın takdirde 3 gelir zaten. 10, 6 ve 3'ün toplamı 19 yapar. Demek ki burası da 19'muş. Artı. Eksi 3'ten 4'e kadar demiş bu sefer. Yani eksi 3'ten 4'e kadar direkt fx dx'e. Bunu eksi bunu artı olarak kabul edeceği için 10'dan 6'yı çıkarırsam demek ki burası 4'müş dersin. 19'a 1 ekledin 20. 4 daha 24 yapar. Cevap D şıkkıdır. Geçtim 30'a. Şimdi hocam aç, algılarını şöyle kendine gel. Bir oksijen moksijen bir şey bul bir yerden. Çünkü bu soruda bana lazımsın. Tamam. Bu soruda bana lazımsın. Gençler. <laughs> 1'den 2'ye kadar 3 üzeri x kare dx ve 3'ten 81'e kadar logaritma 3 tabanında x'in karekökü kökü dx toplamının sonucu kaçtır? Şimdi ne alaka değil mi? Ha, ne alaka? Ama gerçekten çözümünü gördüğün zaman ihya alacağım bir soru. İyi dinle. Şimdi hocam benim bir tane fonksiyonum olsa mesela fx fonksiyon. Bu fonksiyon karekök içerisinde logaritma 3 tabanında x olsa. Yani şuradaki var ya şu. Ha, diğerinden de başlayabilirsin sıkıntı yok. Bu olsa ben bunun ters fonksiyonunu nasıl hesaplarım? Biliyorsun ki ters fonksiyonu hesaplamak için benim tatlı bir yöntemim vardı. X'e uygulanan işlemleri adım adım yazalım. İlk, ilk olarak 3 tabanında logaritma alınmış. 3 tabanında log alınmış. İkinci olarak da karekök alınmış. Bitti. x'e tüm uygulanan işlemler bunlar. Şimdi ben tersten başlayıp bütün işlemlerin anti işlemlerin sırasıyla x'e uygularsam tersini bulurum. Karekök almak yerine x'in karesini aldım. 3 tabanında logaritma almak yerine 3 tabanında üssünü aldım. 3 üzeri x kare geldi. Anam o ne? Aha burası geldi. Yani bunun tersi 3 üzeri x kareymiş. E tamam. Bu bunun tersi, bu da bunun tersi. Ya birbirinin tersi olan fonksiyonlar bunlar. E o zaman biz şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Şunu aldım. Şuraya şöyle çektim. Tamam mı? Şurada birazcık çalışalım seninle. Hop. Bir de şöyle yapalım. Bu da y eksenimiz olsun. Birazcık çalışalım. Şimdi 1 ile 2 aralığında 3 üzeri x kare demiş. Şurası 1 olsun. Şurası da 2 olsun. Tamam mı? 1'i ee, bunda yerine yazarsam 3 gelir. Şöyle şurası 3 olsun. 2'yi yerine yazarsam 3 üzeri 4'ten 81 gelir. Burası 81 olsun. Şimdi 1'den 2'ye kadar artan bir fonksiyon olacağı için ee, şu şekilde 1'den 81'e kadar artmıştır diyelim. Tamam mı? Rastgele çizdim fonksiyonu. Böyle, belki böyle değildir ama hadi şöyle çizelim. Hop arttı. Tamam. Şimdi ben bunu şu şekilde birleştirdiğim takdirde 2 için 81'den geçiyor demiştim. Değil mi? Ee, 3, 1 için de 3'den geçiyor demiştim. 1'den 2'ye kadar 3 üzeri x kare dx dediğim şey bana aha burada kalan alanı verir. Çok güzel. Şimdi ters fonksiyonda da mantalite nasıldı? 3'ten 81'e kadar. Aha 3, aha 81. Oo sınırlar da geldi. Logaritma 3 tabanında x'in kare kökünün belirttiği yer neresidir? Aha burasıdır. Aha da burasıdır. Tamam. Benden sarı bölgeyle mavi bölgenin alanlarının toplamı mı isteniyor? Evet. Şimdi sana şöyle şunu diyeceğim. Şurası bir dikdörtgen midir hocam? Evet hocam. Burası kaç? 2 birim. Burası kaç? 81 birim. 2 kere 81 162 yapar. Dikdörtgenin alanı 162. Eksi şuranın alanı kaç? 1 kere 3'ten 3'tür. Ben eğer 162'den oradaki küçük dikdörtgenin alanını çıkaracak olursam bana sarı ve mavi bölgenin alanları toplamı kalır elime. Cevabımız da 5 kı olur gençler. Muhteşem bir soruydu. Ve şimdi devam edebiliriz artık. 31. soruyla. Gerçel sayılar kümesinde sürekli olan f fonksiyonunun Türevinin grafiği verilmiş. Aha da türev grafiği. Hemen ne yapacağım? Tamam güzel. Şimdi f-1'in 4 olduğuna göre f4 kaçtır diye soruluyor. Ne yapacağız? Bu tarz ifadeler gördüğünüz zaman yani türev fonksiyonu verildiği zaman aklınıza hemen integralini almak gelsin. Çünkü f ancak bu şekilde ulaşırız. F ile alakalı da bilgiler vermiş bize. Şimdi eksi 1'in şurada olduğunu düşünelim. Şurası eksi 1. Tamam mı? E -1, şurası da 4 olsun. Tamam mı hocam? Burası da 4 olsun. Şimdi bak ben şunu yaparsam. Eksi 1'den 4'e kadar. F'in türevinde x dx yazarsam. Bu neyi ifade eder bana? Şurada kalan maviyi pozitif olarak hesaplar alanı. Bu alanı pozitif olarak hesaplar. Şuradaki sarıyı negatif olarak hesaplar x ekseninin altında kaldığı için. Buradaki yine maviyi x ile fonksiyonun arasında kalan bölgenin alanını pozitif ve burayı da pozitif olarak hesaplar. Bunların toplamını bulur. Yani aslına bakarsan mavileri pozitif, sarıyı negatif olarak algıladıktan sonra pozitif alanlarla negatif alanların e, farkını diyelim artık bize bu integralin sonucunu verir. Peki bu integral aslında f'in türevinin integrali olduğu için fx değil midir? Evet o zaman eksi 1 ile 4'ü yerine yazarsam demek ki bu ifade bana neyi ifade ediyormuş? F4 eksi f eksi 1'i. Şimdi hocam F-1 dediğim şey zaten 4 değil mi? Evet önünde bir eksi var. Benden de zaten F4 isteniyordu. Şimdi ben bu alanları kendim hesaplarım lan. Nasıl hesaplarım? Şurası 2 birim değil mi? Evet burası da 2 birim. 2 kere 2 4. Çok güzel. Şuraya baktım. Burası 2 burası 1. 1 kere 2 bölü 2'den üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. 1 gelir. E burası da 1 kere buranın 1 olduğunu nereden biliyorsun hocam diye sorma. Şurası 2, burası 2. O zaman bunlar da birbirine eşittir. Yani burası 2'dir. buranın alanı 1 geldiyse buranın alanı da 1'dir. Ve burası pozitif, burası negatif olduğu için artık bunları ben görmezden de gelebilirim. Bunlar cortladı arkadaşlar. Çünkü birbirinden çıkaracağım. E bir de buranın alanını hesaplayalım. Şurası 1, burası 2, buranın alanı da 2. Demek ki 4 ile 2'nin toplamından bu toplam ya yani da fark bana 6'yı verecek. E, F4 sorulmuştu. Zıplat eksi 4'ü karşı tarafa. F4 kaçtır? Onun ta kendisidir. Cevabımız da A şıkkıdır diyeceğiz. Tamam. Güzel. 32'ye geçtim şimdi. Aşağıda F fonksiyonunun birinci ve ikinci türevlerinin grafikleri analitik düzlemde farklı renklerle gösterilmiş. Şimdi hangisi birinci hangisi ikinci türev? Birinci türev olan doğrusal bir fonksiyonsa ikinci türev e, sabit fonksiyondur. Çünkü derecesi küçülüyor ya. Demek ki bu F'in ikinci türevi. Bu da F'in birinci türevi. Tamam. Bunu bu elde ettim. F'in birinci türevinde x'i 0 yapan denklemi kökü 2'dir demiş. Yani x eksenini kestiği yeri vermiş aslında burayı 2'ymiş arkadaşlar. 0'mış. Şimdi F sıfırda Şimdi F'in F 0'ın sıfır olduğunu biliyoruz sadece. Burada F fonksiyonun grafiği yok ona dikkat et. F1 artı F türev 1 artı F'in ikinci türevinde 1. Bu toplamın sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler bakın iyi dinleyin. Canlarım, canolarım. Şöyle. F'in ikinci türevi Eksi 2'ymiş ya. Bu ne demek? F'in türevinin bir doğrusal grafik olduğunu biliyor muyum ya? Bunun eğimi eksi 2'dir demek. Eğimi eksi 2 ise karşı bölü komşusu 2'dir. Şimdi şurası komşu ya 2 birim. O zaman şurası kaçtır? Tabii ki 4 birimdir. Demek ki burası 4. Ve ben artık F'in türevinde X'i bulabilirim. Nasıl? Eğim eksi 2 olduğunu biliyorum ya. Eksi 2 X artı X ekseninde kestiği yer 4. Çünkü 0 yerine yazıca 4'ten geçmesi gerekiyor. Al sana F'in türevinde X. Şimdi ben fx'i tahmin edebilir miyim? Tabii ki de. fx'i bunun integralini alarak tahmin ederim. Bunun integrali eksi x kare artı 4x artı c'dir. Ve c'yi nasıl bulurum? f0 boşa vermemiş bize. f0 sıfırdır demiş. O zaman f0 eşittir. Eksi 0 artı 4 kere 0 artı c. Yani hop hop gitti. c eşittir kaçmış 0. Yani burada c yokmuş. Demek ki benim fx'imde neymiş? Eksi x kare artı 4x miymiş? Evet. Neyi istiyor bizden? F1. E biri burada yerine yaz. Eksi 1 artı 4'ten 3 gelir. F türev 1. F'in türevi buydu. Biri burada yerine yazarsam 2 gelir. F'in ikinci türevi de 1. E F'in ikinci türevi sabit fonksiyondu. Biri 1 bir şurasıysa yerine yazdığım zaman zaten eksi 2 geleceği aşikar. Burası da eksi 2'ymiş. Hop eksi 2 hop artı 2 hop 3 cevap. D şıkkı olur. Evet artık bu sayfayı da bitirdik gençler. 32. sorunun sonuna geldik. Neredeyiz? 33'teyiz arkadaşlar. Devam edelim 33. soruyla bakalım bize neler diyor. M bir gerçel sayı. Tamam. 0'dan 5'e x kare d m x kare. Ha, bak şimdi sen şunu yapmayı öğrendin. 2 kere yaptık daha önce bak. Bu videoda 2 kere yaptık. Şu nedir? D m x kare. Bu nedir? İçinin türevini alacaksın. 2mx sonra da dx yazacaksın. Bu bu demek. E şimdi başında da bir de x kare var. Bunu x kare ile çarparsan demek ki x kare ile şurayı çarpacağım. Yani 2 m x küp yapacak o da. Sonra dx'i yazdım. 0'dan 5'e kadar integrali hesaplayınca bana 625'i verecekmiş. Çok güzel. Şu an soru daha basit bir hale geldi değil mi? M soruluyor bize de. Al kardeşim bunun integralini. 2m x üzeri 4 bölü 4. Bunda 0 ile 5'i yerine yazdığın takdirde 625 gelecekmiş. Şimdi 5'i yerine yazmadan önce şu 2 ile şunu sadeleştirirsem burası 2 olur. Şimdi 5'i yerine yazalım. 5'in 4. kuvveti 625'tir. Çarpı m bölü 2. 0 yerine yazarsam zaten 0 gelir. O halde yazmama gerek yok. Eşittir 625. Burada 625'leri Jortingen sadeleştirdim. M bölü 2 1 ise M kaçtır? 2'nin ta kendisidir. O halde cevabımız da hop B şıkkıdır diyeceğiz tamam. V V V V V devam ediyorum. 34'te. Sıfırdan N'ye kadar? X eksi 4'ün integrali 10 sa N'nin pozitif değeri. Gayet basit. Al kardeşim integralini. X kare bölü 2 eksi 4 X. Koy sıfırla N'yi yerine. N'yi yerine yazıyorum. Ne kare bölü 2 eksi 4 ne. 0 yerine yazarsam 0 bölü 2'den 0 eksi 4 kere 0'dan 0 yani burası yokmuş eşittir o. Yani ne kare bölü 2 eksi 4 ne 10'muş. 2 ile genişletecek olursam niye denklemi kolay çözelim diye. Ne kare eksi 8 ne onu bu tarafa atarsam eksi 10 2 ile genişlettiğim için eksi 20 eşittir 0 dedim. N ve n diye açtım. Eksi 10 ve artı 2 diye açtım. Ne bir 10 geldi bir de eksi 2 geldi. N'nin pozitif değeri isteniyor. Cevabımız tabii ki de 10'dur arkadaşlar. Doğru cevap E şıkkıydı dedik rahatlıkla. Geçtim 35'e. Hadi bakalım. Şimdi birazcık zorlayacağım seni. Hazır ol. Ama merak etme integralin basit bir özelliği vardı. O özelliği kullanacağız tamam mı? Ne demiş? 4'ten 5'e kadar 4 fx dx. 5'ten 7'ye kadar 2 çarpı fx dx 10'muş. 4'ten 7'ye kadar fx dx. 5'ten 7'ye kadar fx e x toplamı 1'miş. Şimdi öncelikle ben bunu şu şekilde ifade edeceğim. Bak şuraya dikkatli bak şu kısma. Bu kısma iyi bak. 4'ten 7'ye kadar demiş ya. Ben bunu 4'ten 5'e kadar artı 5'ten 7'ye kadar diye açamaz mıyım? Hepsi fx olduğu için. Hepsi fx olduğu için fx'i yazmadan gösteriyorum. Anlayacaksın. Ee, artı bir tane daha 5'ten 7'ye kadar var. Yani aslında burası neymiş? 4'ten 5'e kadar artı 2 tane 5'ten 7'ye kadarmış. Ve bunun toplamı 1'miş. Tamam. Üst tarafta ne var? Üst tarafta şu 4'ü dışarı atarsam 4 tane 4'ten 5'e kadar artı 2'yi dışarı atarsam 2 tane 5'ten 7'ye kadar mevcut. Eşittir bu da neymiş? 10. Tamam güzel. Şimdi 4'ten 5'e kadar olanlar vardı ya bak şimdi şuraya iyi dikkat et benden ne istenmiş. Burada artı 3 var ya sen burayı fx olarak bırakabilmek için ne yapman gerekiyor? 3 çıkaracaksın ya. O zaman sınırlarına da 3 ekleyeceksin. Yani burası 4, burası 5 olacak. Bizden ne isteniyormuş? 4'ten 5'e kadar fx dx isteniyormuş. Tamam. Bak, ne çıkardım? 3 çıkardım. Sınırlara 3 ekledim. İçeriye 3 ekleseydim sınırlardan 3 çıkaracaktım. Benden ne isteniyormuş? 4'ten 5'e kadar fx dx isteniyor. Tamam bitti soru. Nasıl bitti? Şimdi senden şuraya odaklanmanı istiyorum. Şu kısım var ya bak. Şu kısma odaklanacaksın sağ tarafa. Hocam ben burada üsttekinden alttakini çıkaracak olursam 4 tane 4'ten 5'e kadar vardı. Bir tane de 4'ten 5'e kadar vardı. Çıktı 3 tane 4'ten 5'e kadar f(x)dx kaldı. Şu şekilde. Artı artısı yok. Bundan bunu çıkardım gitti. Ondan biri çıkardım 9. Her iki tarafı 3'e bölersem 4'ten 5'e kadar f(x)dx eşittir ne olur? 3 olur gençler. Demek ki 4'ten 5'e kadar fx dx isteniyordu. Cevabı neymiş? 3'müş. Doğru cevap B şıkkı olacaktı. Ve arkadaşlar 36. sorumuza doğru geçiyoruz. İyi dinle. Bu senin için, bu senin için 12 saniyelik falan bir soru olması lazım. Ama bunu çözdükten sonra sen de artık bu şekilde davranabileceksin. Daha önceki sorulardan bir tanesini yaptık. Dedim ki sınırlar simetrikse dedim. Tek fonksiyonların integralleri daima sıfır çıkacaktır. E şimdi buraya bakalım. Eksi pi'den pi'ye kadar sınırlar simetrik mi? Evet. Sinüs fonksiyonu tek fonksiyon mu? Evet. O zaman bunun integrali sıfırdır zaten. V çarpı x tek fonksiyon mu? Evet. Çünkü x üzeri 1 var. Bu da tek fonksiyon. O zaman cevabı sıfır çıkacak. E burada bir sabit sayı kaldı. C. Sabit sayıların integrallerini nasıl alıyordum? Sabit sayıyla sınır boyunun uzunluğunu çarpıyordum ki sınır boyu pi'den eksi pi'yi çıkarırsam 2 pi gelir. Demek ki 2 pi ile c'yi çarpınca 10 pi geliyormuş. O halde demek ki c 5'in ta kendisiymiş. Şimdi geldim alt kısma neyi sormuş? Eksi 3'den 3'e kadar diyor gene simetrik. Ax x küp küp olduğu için tek fonksiyon zaten integrali sıfırdır bakmaya lüzum yok. C neydi? 5'ti hocam. Nasıl alıyordum integrali? 5 de sınır boyunu yani 6 birimi çarpıyordum. 5 kere 6 bana 30'u verir. Cevabımız D şıkkı olur dedik. Ve artık son 4 sorumuz gençler. Bu 4 soruyu da çözdükten sonra integrale de çok büyük bir nokta koyacağız. Ve kitabı bitireceğiz aslına bakarsak. Kitabı bitirmek hem keyif veriyor hem de biraz bana böyle üzüntü veriyor arkadaşlar. Sonuçta yazdığım kitabı bitiriyorum ama duygusal bir bağda oluşuyor yani sonuçta. 37 f fonksiyonu orijine göre simetriktir diyor. Orijine göre simetrik olan fonksiyonlar sen söyle neydi? Tek fonksiyonlardı değil mi? Orijine göre olan orijine göre simetrik olan fonksiyonlar tek fonksiyonlardı. Y eksenine göre simetrik olanlar çift fonksiyonlardı. Pekala. Eksi 7'den 0'a kadar fx'in e, fx in integrali 8 ise o zaman ben şunu söylerim ya. 0'dan 7'ye kadar yani eksi 7 ile 0'ın simetri olan aralıkta 0'dan 7'ye kadar fx dx Tek fonksiyon olduğu için gençler da cevabı nedir? Eksi 8'dir Güzel Tek fonksiyonlarda bunu yapıyoruz hatırladın değil mi? Burada neyi sormuş? 0'dan 7'ye kadar 7 dx Artı 0'dan 7'ye kadar fx dx'i sormuş Lan bir dakika ben zaten şuranın eksi 8 olduğunu Bulmadım mı? Evet Buranın integral'i nasıl bulunuyordu? Sabit sayı var Sabit sayının integral'ini Sınır boyuyla 7'yi çarpıyorum Yani 7 kere 7 49'muş burası da e 49'dan 8'i çıkar. 49'dan 8'i çıkarırsam 41 gelir. Cevap da E şıkkı olur. 1, 37, 27 diyordum. 37'yi de çözdük. Geçtik 38'e. Şimdi iyi dinle. Tam olarak sınav ayarı. Sadece 40. soru bizi çok zorlayacak. Ama burayı iyi dinle tamam mı? 38'i. Aşağıda F eğri grafiği ile Gx doğrusal grafiği verilmiş. Gx doğrusu x ekseniyle alfa derecelik açı yapmaktaymış. A1 8 birim kare. Yani şurasının alanı 8'miş. Şurasının alanı da 6'ymış. Tanjant alfa da 1 bölü 2'ymiş. Hmm. Tamam. Şimdi tanjant alfa 1 bölü 2 ya. Şurası 2 birim mi? O zaman şurası kaç birimdir? 1. Güzel güzel. Şurası kaç birim? 5 birim mi? O zaman şurası kaç birimdir? 5 bölü 2. Hemen yazdım. 5 bölü 2. Çok güzel. Çünkü 1 bölü 2 gelmesi lazım ya tanjant alfanın. Karşı bölü komşunun 1 bölü 2 gelmesi için bunlar şart. Eksi 3'ten 4'e kadar fx dx. Yani diyor ki şuradan eksi 3'ten hop 4'e kadar diyor. X ekseni ile eğrinin arasında kalan ee, alan yardımıyla bu integralin sonucunu bul diyor. Şimdi ben şuranın alanını bir bulayım. Şurada oluşan üçgen var ya. Bu üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 1 kere 2 iki bölü 2'den buranın alanı 1'dir. 6'ya 1 ekledim 7. Buranın alanı 7 geldi. Şimdi gel bir de buranın alanını bulalım. Üçgenin alanını. Şurası 5 birim. Şurası 5 bölü 2. 5 çarpı 5 bölü 2 bölü 2. Yani 25 bölü 4 gelir arkadaşlar. Buranın alanı 25 bölü 4. E burası da 8'di. E 8'e 25 bölü 4 eklersem 4 kere 8 32. 32'ye 25 ekledim. 57. 57 bölü 4 geldi oranın alanı da. Şimdi gençler şunu yapacağız. Bize alan sorulmamış integral sorulmuş. Yani ben üst tarafı pozitif olan 7 kabul edeceğim. Alt tarafı da negatif olarak kabul edeceğim. Alt tarafta kalan alanı. Yani bundan bunu çıkar diyor. 4 kere 7 28. 28'den 57'yi çıkarırsam eksi 29 gelir. Bölü 4 bana cevabı verir. Doğru cevabım A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. 38'i de böylelikle çözdük. Ve gençler artık 39'dayız. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz beni. Devam. Baş kat sayısı 2 olan ikinci dereceden bir Px polinomu için. Şimdi Px polinomunun baş kat sayısı 2'ymiş. Ve ikinci derecedenmiş. O zaman 2 çarpı diye başlayabilirim. X'ler 2'ye yaklaşırken 2'yi burada yerine yazdığım zaman limit değerinde payda 0 geliyor ama sonuç 0 e, e, tanımsız değil. Payda 0 olmasına rağmen sonuç nasıl tanımsız olmaz? Demek ki belirsizmiş diyeceğim. Yani 2'yi yukarıda da yerine yazdığım zaman 0 gelecekmiş. Yani P2 0'mış. Demek ki benim polinomumun 2 diye bir kökü var. 2 diye bir kökü varsa x-2 diye bir çarpanı olmak zorunda. Ve diğer çarpanını bilmediğim için ona da x eksi a diyeceğim. Devam. Px polinomunun x ekseni ile arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. A'yı bulabilir miyim? Tabii ki de. Şimdi ben Px'in 2 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi a olması gerektiğini elde ettim ya. Ben bunu gittim x eksi 2'ye böldüm abi. Limit nereye gidiyordu? X'ler 2'ye yaklaşıyordu. E şimdi ben burada x eksi 2'leri götürdüm. Belirsizlik ortadan kalkmış olması lazım. 2'yi yerine yazdığım takdirde 2 çarpı 2 eksi a bize neyi veriyormuş? Hop 20'yi veriyormuş. Demek ki şurası kaçmış? 10. O halde A kaçtır? Tabii ki de eksi 8'dir. Şimdi A'nın eksi 8 olduğunu buldum ya. Şurada yerine yazarsam eksi eksi 8'den artı 8'i verir. Ve böylelikle şu kısmı sildim. Diyorum ki buraya artı 8. Tamam şimdi benim polinomum neymiş? Px polinomu eşittir. 2 parantezinde x kare artı 6x eksi 16 geldi bakın. Dağıttım içeri. 2'yi de içeri dağıtırsam Px eşittir. 2x kare artı 12x eksi 32 yapar. Px polinomumuz bu. Ve diyor ki bu polinomun ikinci dereceden bir parabol aslında. X ekseni ile arasında kalan kapalı bölgenin alanı soruluyor. Ne yapacağız? Polinomu çizeceğiz parabolü. Köklerini bulacağız. İntegralini hesaplayacağız. Bir yer kökünden diğer kökünü yerine yazıp çıkaracağız. Böyle bir şey yapmıyorduk. Ne yapıyorduk? Parabolle doğru ki x ekseni bir doğrudur. Alanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Parabolle doğru arasında kalan alanı delta kök delta bölü 6 a kare ile hesaplayabiliyorduk. O zaman hemen şunun deltasını bulalım. B kare 12'nin karesi 144 eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi 32 diyorum. Şimdi şurası 8. 8 kere eksi 30 eksi 8 kere eksi 32 256 yapar. 256'ya 144 eklersem ne gelir biliyor musunuz? Tertemiz 400 gelir. Şimdi o zaman şurada yerine yazarım. 400 çarpı kök 400. Kök 400 kaçtır? 20. Bölü 6a kare. A'mız kaçtı? 2 idi. 2'nin karesi 4. O zaman 6 çarpı 4 dedim. Buradan 4'e böldüm 4'e böldüm 100 geldi. 6'yı 2'ye böldüm 3. 20'yi 2'ye böldüm 10 geldi. 10 kere 100 1000 yapar. Bölü 3 bana cevabı verir. Cevabımız 1000 bölü 3'müş. Doğru cevap A şıkkıydı. İntegralle de bulsak çok ilginç ama aynı sonucu bulabiliyoruz. Tamam. Ve şimdi artık bir şeyi 40 kere söylersen olur diye çıktığımız yolda sevgili arkadaşlarım. Ta TYT Matematik zamanlarında çıktık biz buna. E, bu yola. TYT Matematik kitabımızla yola başladık. Yazın başında. Daha henüz Temmuz'du. Bununla yola çıktık, başladık. Daha sonrasında ben bunu bitirdim sizlere. İçerisinde 9 tane bölüm ve 40'ar tane soru var. 360 tane soru. Aynı bu şekilde tüm soruların zorluk seviyesi özenerek hazırlanmıştı. Ve bu kitabı bitirdim ben size. Kampını yaptık. 9 videoda bitirdik. Temel kavramlardan başlıyor. Permütasyon, kombinasyon, binom olasılığa kadar devam ediyor. Polinom ve fonksiyonlar da bunun içinde bu arada. Daha sonrasında TYT matematik konularını konularından problemleri bu kitabın içerisinde ben sığdıramam. 40 soruda da halledemeyiz diye bunun problemler versiyonunu çıkardım. 40 soru serisiyle söylememize uyumlu olsun diye içine 40 tane test koydum. Her test 8'er sorudan oluşuyor. Yani 320 soru var. Ama bu 320 soru mesela rastgele bir sayfa açıp gösterdiğim zaman da size tamamı ÖSYM tarzında. Yani mis gibi sorular. Öyle alelade hazırlanmış bir soru bankası tarzında. İşte iki işçi şu kadar günde yapıyorsa bu kadar günde şunun olması için kaç tane işçi gerekir falan diye sorular yok. Tamamı ÖSYM tarzında arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bu kitabı bitirdiğin takdirde problemlerde çok büyük ölçüde yol kat ediyorsun. Yani böyle problemlerde 13 tane soru çıkıyor ya sınavda. Örnek ve ortalama 13 tane çıkıyor. Eğer sen böyle 5-6 net barevine takıldıysan rahat sana 10 tane 11 tane net yaptırır problemlerde. Açık ve net. Sonra ben bu kitabı da bitirdim. Heyecanla AYT'yi yazmaya başladım. Artık bu kitabı da sevgili arkadaşlarım birazdan 2 dakika sonra 3 dakika sonra. E, gerçi soru zor belki 5 dakika da olabilir. 5 dakika sonra bu kitap da bitmiş olacak. Size tertemiz... Kaç tane soru oluyor? 400 tane soru da sevgili arkadaşlarım AYT'yi tekrar ettirmiş oluyorum. Ve totalde şu şekilde 1080 tane soruyla sevgili arkadaşlarım tekrar kampınızı bir seneye yayarak tamamlamış oluyorum. Şimdi ben size yeni bir video çekeceğim. Bu videoda gençler çok güzel ayarlanmış bir çok güzel ayarlanmış bir kamp programı yapacağım. Bu programda hem TYT matematik kitabını bitireceğiz, hem problemler kitabını bitireceğiz, hem de AYT matematik kitabını bitireceğiz. Eğer hala bunlara başlamamış olanlar varsa. Ya hocam ben TYT'yi çözdüm. Senin için ayrı bir problemler ve AYT. Hocam ben TYT AYT'yi çözdüm. Senin için ekstradan bunun kampını yapacağım. Ben bunu çözdüm diyorsan şunların ikisi için ayrı bir kamp yapacağım. Yani bütün kombinasyonların yer aldığı bir kamp olacak. Tamam? Ve bu kampla birlikte yaklaşık olarak bir 30 gün falan. Bak sınava kalmış şurada 102 gün. Ben sana 30 günlük kamp yapıyorum. Daha senin sınavına tamam mı? Daha senin sınavına 2 ay kadar bir zaman varken sen TYT matematiği de problemleri de AYT matematiği de aşırı derecede büyük ölçüde halletmiş olacaksın. Bak bana güven. 40 soru serisi 3 senedir var YouTube'da. Ben yapıyorum. Ve 40 soru serisinin girin abi yorumlarına bakın. Eski videoların yorumlarına bakın. Orada anlatılmak istenen şeyi görün. Bu size inanılmaz şekilde büyük bir ölçüde Konularınızı tamamlattıran, konu eksikleriniz varsa bunları görmenizi sağlayan, bunları da tekrarlattıran ve konularınızı tam anlamıyla kitap gibi böyle yılan gibi böyle işlemenizi sağlayan bir seri şey arkadaşlar. Tamam? Bundan kaynaklı da bu size yapacağım kamp çok değerli. İşin ucunun kaçmasını istemiyorsan, zamanın bitmeden, aha bu üç kampı bitir, bu üç kampla netlerini fırlatırsın zaten. Tamam? Bu şey falan değil. Hani reklam cümleleri falan değil gençler. Ciddi anlamda netlerinizi artıracak kamp budur. Artık öyle konu tekrar yapayım. Vay efendim basit sorularla biraz da böyle üstünden geçeyim falan yok. O dönemi geçtik. Onları 3-4 ay önce yapacaktın zaten. Artık o dönemi geçtik. Şu an dönem tamamı ÖSYM ayarı tarzı sorularla konu denemeleri yapmaktır. Al sana konu denemeleri. Ama Şimdi gençler 40. sorumuzu da çözüyoruz ve videomuzu noktalıyoruz. Hazırsanız geçelim soruya. 40. soru. Ne demiş abi bize? Şöyle birazcık yukarı doğru çıkalım. İyi dinle. <laughs> İyi dinle. Aşağıda verilen analitik düzlem üzerine ağırlık merkezi 1'e 4 olan bir dikdörtgen çizilmiş. Bunun ağırlık merkezi 1'e 4'müş. Şimdi yani 1 dediğimiz yer şu tam şöyle ağırlık merkezini ben çizeyim. Şurası ağırlık merkezimiz olsun. Şurası arkadaşlar biraz özenerek çizeceğim. Şurası 1 ve şurası da 4 ordinatlı noktaymış. Şimdi ağırlık merkezi olduğu için şurası 6'ymış ya. 6 ile 4 arası mesafe 2 birimse, 2 birim aşağı indiğim takdirde de buranın ordinatını yani 2'yi bulurum. Tamam mı? E şurası kaç birim hocam? 1'den 3'e kadar olan kısım 2 birim. Demek ki 1'in 2 birim solunda da şurada da ne olacak? Eksi 1 olacak. Burası da eksi 1 absisli noktaymış. Yani aslına bakarsan bunun alt şu şekilde duran kenarı, yatay duran kenarı 4 birim. E dikey duran kenarı da 4 birim. Lan bu kareymiş. Güzel. Şimdi bunun kare olduğunu anladık. Diyor ki bana x eksi 3'ün karesi fonksiyonunun grafiği çizilip diyor. Dur bir çizelim o zaman. Şöyle yapayım ben size bunu. Bunu şuraya bir çizelim olmaz mı? Şimdi x eksi 3'ün karesi dediğimiz şey tam şurada x eksenine teğet olan bir paraboldür. 0 içinde 9'dan geçer. Varsayalım ki 9'da şurası olsun. Şimdi buradan geçen bir parabol çizeceğim ben sana. Şöyle getirdim abi. 3'e teğet attım. Kaçtım. Yukarı doğru da çıktım. Olabildiğince de simetrik çizmeye gayret gösterdim. Sen bunu anladın bence. x eksi 3'ün karesinin grafiğidir bu dedim. Tabi 1 için nereden geçiyor? 1'den 3'ü çıkardım. Eksi 2 karesini aldım 4. O çok güzel ağırlık merkezimizin de tam üstünden geçiyormuş bu parabol. Tamam. Ve daha sonrasında diyor ki. Y'nin <laughs> fx'ten daha büyük veya eşit olan yerleri e, dikdörtgenin içinde kalan kısmı sarı renkle boyanmıştır diyor. fx'in sıfırdan büyük veya yani y'nin fx'ten daha büyük veya eşit olduğu yerler nereler? Bu parabolün içte kalan kısmı. Yani kafamın olduğu yer. Tamam mı? Parabolün içte kalan kısmı. İşte burası boyanıyor ama dikdörtgenin içinde kalan kısımları boyanıyor diyor. Yani şurası mı boyanıyor arkadaşlar? Sarıyla gösterdiğim kısmı bir güzel adam boya demiş bize. Sarıyla boya demiş. Boyadım. Daha sonrasında da diyor ki <laughs> bu eşitsizliğin sağlandığı bölgenin dikdörtgenin içinde kalan sarı renkle boyanmış. Buna göre dikdörtgen bölgenin içinde kalan sarı renkli bölgenin alanı kaç birim karedir? Sarı renkli yerin alanı soruluyor bize. Yapabilir miyiz? Yaparız tabi canım işimiz bu. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde düşünelim. İyi dinle beni. Şu kalemi alalım. Ee, bir de şu rengi alalım. Başlayalım çözüme. Öncelikle şu doğrunun ismi nedir arkadaşlar? Bu doğrunun ismi y eşittir 6 doğrusudur. Şuradaki doğrunun ismi de burası 2 ordinatlı nokta olduğu için Bu doğrunun ismi de y eşittir 2 doğrusudur. Değil mi? Tamam. Bu doğruların isimlerini biz biliyoruz abi. Sen de öğrendin. Y eşittir 6 ve Y eşittir 2 dedim. Soruyu şöyle hazırlayayım. Karmaşık görünmesin ki anla. Daha sonrasında dedim ki şimdi ben şuranın alanına A dersem parabolün tepe noktasının apsisi 3 yani simetri ekseni x eşittir 3 doğrusu olduğundan bu taraf da A'dır. Şuraya B dersem burası da B'dir. Şimdi ben 2A artı 2B alanını yani parabolle Y eşittir 6 doğrusu arasında kalan alanı ben nasıl bulurum? Bir kere benim parabolüm x kare eksi 6x artı 9'dur. Açtım bunu. Ve ben bunu x e, y eşittir 6 doğrusuna eşitleyip 6'yı sol tarafa fırlatırsam x kare eksi 6x artı 3 yapar eşittir 0. Doğruyla parabol arasında kalan alanın kısa yolunu vermiştim ben sana. İntegral almaya gerek yok demiştim. Bunun kısa yolu neydi? Deltasını hesaplamaktan geçiyordu. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 3'ten. 36'dan 12 çıkarsa 24 kalır mı? Kalır. Alanı nasıl buluyordum ben? Delta kök delta bölü 6a ile hesaplayabiliyordum. E deltamız 24. Kök 24 nedir? 2 kök 6'dır. Bölü 6a kare. A'mız zaten 1 olduğu için 6'yı yazdım. Ve burada 24 ile 6'yı sadeleştirdim. 4 geldi. 4 kere 2 de bana 8 kök 6'yı verir. Tamam. Şimdi burada benim alanım 8 kök 6'ymış. Ama ne bu? 2A artı 2B. Şimdi bunu şöyle kenara çekelim. Tamam. Burası neymiş hocam? 8 kök 6'ymış. Peki A artı B kaçtır o zaman? A artı B de 4 kök 6'dır. Şimdi A artı B dediğim yer artık şurası ve şurası. Şimdi hocam ben bir de şuradaki B'yi hesaplamak istiyorum. 2B'yi hesaplayabilirim. Nasıl hesaplarım? Aynı yöntemle parabolle bu sefer y eşittir 2'nin arasında kalan alanı hesaplarım. 2B alanı nasıl hesaplanır? Parabolümüz x kare eksi 6x artı 9'du. Ben bunu 2'ye eşitledim. 2'yi attım bu tarafa. x kare eksi 6x artı 7 eşittir 0 geldi mi reis? Geldi. Şimdi ben bunun deltasını hesaplayacağım. B kare yani eksi 6'nın karesi 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı 7'den 36'dan 28'i çıkardığım 8 geldi. Demek ki deltamız 8'miş. Alan formülümüzde yerine yazarsak 8 çarpı kök 8 2 kök 2'dir. Bölü 6a kare a'sı zaten 1'de 6 dedim. Bunu da sadeleştirirsem 2'ye böldüm 2'ye böldüm burası 3 geldi. Demek ki 8 kök 2 bölü 3'müş gençler. Buranın nesi? Alanı. Ama 2b bu. O zaman b kaçtır? B 4 kök 2 bölü 3'tür. Güzel. Şimdi hocam bana sarı renkli bölge lazım değil mi? Ben A artı B'nin bu olduğunu biliyorum. B'nin de aha bu olduğunu biliyorum. Pardon o değil şu. E o zaman ben A artı B'den B'yi çıkaracak olursam elimde sadece A yani sarı renkli bölge kalır. Bu da A'mız 4 kök 6 idi. Bundan 8 değil 4 kök 2 bölü 3'ü çıkaracağım. 4 kök 2 bölü 3'ü çıkaracağım. Şununla şunu çarparsam 12 kök 6 yapar. Eksi 4 kök 2 bölü 3 diyebilirim. Bu da bana sevgili arkadaşlarım cevabın ta kendisini verir. Bakalım şıklarda nerede? 12 kök 6 eksi 4 kök 2 bölü 3. Bak A şıkkında zaten mevcut. Gördün mü güzel kardeşim? Evet. Baya yani şu son soruyla bence son 5 sorunun birleşimi falan ancak o kadar zorluk seviyesi o olur yani. Son sayfamızda çözdüğümüze göre artık şöyle uzaktan bakma zamanı geldi yaptıklarımıza. Artık kitap bitti. Not alınız kısmına da çok sevdiğim bir not alabilirim aslında. Şu şekilde sizi çok sevdiğimi söyleyebilirim gençler. Evet, artık kampımız bitti. Kampımız bittiğine göre yeni yeni e, videolar gelmeye başlayacak demektir değil mi bu? Ellerinizi, av avuçlarınızı ovuşturduğunuzu hissedebiliyorum. Yeni videolar, yeni seriler, çok güzel şeyler olacak bu kanalda. Sizi sınav anına kadar asla yalnız bırakmayacağıma dair biliyorsunuz. Önceki videolarda söz vermiştim ki bu sözü yerine getirebilmek için canla başla çalışıyorum arkadaşlar. Boynum artık çekiçle dövülecek seviyeye gelmiş olsa da ben sizin için yine çalışmaya devam edeceğim. Diyelim ekranımızı büyütelim şöyle gül cemalimizi de görün. Gençler sonraki serilerde sonraki videolarda görüşürüz. Bu kamp bitti ama dediğim gibi... Yeni kamplarda, yeni hedeflerde, yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Tabii ki ve bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.